kolu gibi dikilip duruyor kız orada. Ayol insan iki süzülür. Yine suratsız, yine suratsız. Bunları bir şeyler mi takayım ya? Ya anne ben buradan nereden göreyim ya? Niye böyle fesat şeyler soruyorsun ya? Ay maşallah, maşallah. Taş bebek gibi olmuşsun. Hadi şekerim. Artık Allah tamamını erdirsin. Kimse kalmamış. Takı töreni de bitti. Hadi gel bir karşılıklı döktürelim. Dök. Hadi. Sağ ol. Ay hadi Allah aşkına bir kurtlarımızı dökelim. Hadi. Ay Halil abi sen yandın. Bu seninki pek nazlı. Hadi tebrik ederim. Senin bu kardeşin oynamayı sevmiyor pek sanırım. Yok, oynamaz. Bilmez de zaten. Aman ne var canım oynamayı bilmekte? Ben seni bile oynatırım. Hadi gel. Hadi gel Allah. Yok ben bilmiyorum. Hadi gel. Zehra. Şu Mehmet'in yanında oynayan kız kim? İş yerinden bir arkadaşı. Bu kız oyuna hayal olmasın mı? Biraz cana yok. Bayağı gürültülüymüş. Aa, Rümeysa Hanımlar geliyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ne kadar güzel olmuşsun Zehra. Ay, yok yok öyle bir işte temiz bir şeyler giydik, sağ olun. Ne kadar değişik görünüyorsunuz Zehra Hanım. Sağ olun, sağ olun. Oğlum ya. Rümeysa Hanım'la oğlu Zehra abla sürekli onlara temizliğe giderdi ya. Onlar da ayıp olmasın diye gelmişler. Vallahi çok asil bir kadın ha, bravo. Geçmez misiniz? Buyurun. Gelemez. Anne evde mi? İçerideyim. Anne! Emir ne oldu? Sen ne yaptın ya? Hı? Ne yapmışsın gene? Hande nasıl yaptın Feriha'ya? Nasıl hap verdin? Emir. Ya ne saçmalıyorsun sen? Oyun bitti Hande. Her şeyi gördüm. Feriha'ya yaptıklarını izledim. Sensiz boğazımdan geçmedi lan. Emir. Emir gitme böyle ne olur. Çok sarhoştum. Ne yaptığımın farkında değildim. Senin yüzünden ona neler yaptım. Ben senin yüzünden ona neler yaptım. Hepsi senin yüzünden Hande. Emir, Emir böyle gitme. Böyle gitmene dayanamam. Ya ona bir şey olsaydı?
Ya Feriha'ya bir şey olsaydı Hande? Ya Emir! Neden yaptın ha? Neden yaptın? Çünkü ben... Emir. Ne istersen yaparım. Ama ne olur bana böyle bakma. Tamam. Gidin Feriha'dan özür dileyim. Ne istiyorsan yapayım. Ama ne olur. Sana yalvarırım bana böyle bakma, ne olursun. Feriha'dan uzak dur. Emir. Emir bekle. Emir ne olursun bekle. Emir yalvarırım gitme Emir. Ne olursun gitme Emir. Emir ne olur gitme Emir. Ne Emir. Olur. Koray şimdi değil. Emir ne olur gitme. Hande. Bizden uzak dur. Feriha'dan uzak dur. Kalkın. Sen yaptın. Sen yaptın tamam. Ya. Sen beni bitirdin ya. Hande. Bitirdin sen. Hande bak. Senden nefret ediyorum Koray. Nefret ediyorum. Gördüm. Hande, Feriha'ya tuzak kurmuş. O hap, Hande'nin tuzağıymış. Feriha hiçbir şey yapmamış. Yine hiçbir şey yapmamış. Bir CD, senin kapının önündeydi. Oturup izledim hepsini. Sen hepsini biliyordun. Tabii ya. O gece hepsini sen çektin. Yapamadım be kardeşim. Söyleyemedim. Yapamadın. Yapamadın tabii. Hande'yi korumak için yapamadın. Peki ben ne yaptım Koray? Ha? Ben Feriha'ya ne yaptım? Biraz daha pasta ister miydiniz? Limonata falan içmediniz gerçi ama. Sağ ol Zehra'cığım. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Bundakiler gerçek mi ki? Ay, tabii ki gerçektir. Görmüyor musun asil bir hanım? Oğlunun hanımı yok mu ki? Ne bileyim de. Ay, Feriha sizi görmedi. Ben ona bir sesleneyim de gelsin bir görüşün. Feriha. 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 Kim geldi? Geliyor.
gelmiş. El öpenlerin çok olsun kızım. Berhudar ol evladım. Kutlarım ikinizi de. Allah mesut etsin. Sağ ol. Zehracığımın kızı Feriha Orhan. Tebrikler. Tebrikler. Okulu ihmal etmek yok ama. Ben gözüm iyi görmüyor, takamayacağım. Bunu alır mısın kızım? Mutluluklar dilerim. Ay niye zahmet ettiniz böyle? Vallahi sizi gezseniz yeterdi. Estağfurullah. Hadi Orhancığım biz gidelim artık. Tekrar tebrikler. Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kızım ne kadar meraksız bir insansın. Açsana bakalım. Aman, aman, aman bakar mısınız? Görüyor musun? 7 kat el dersin değil mi? En gallavisinden getirmiş takıyı. Maşallah. Maşallah, maşallah. Yani o kadar güzel ki. Bak, bak, bak. Gördün mü ya? Gidiyor musun? Şöyle uzaktan herkese bir bay bay dedim, bir göründüm. Artık kaçıyorum. Tekrar tebrik ederim. Tamam. Görüşmek üzere. Abi, Talip Murat'a var mı? Gel hadi gel. Bir yorgunluk çayı içelim, ondan sonra yatalım. Yahu Yasin nerede kalaydı? Sığışırdık bir şekilde. Onlar sizi düşündüklerinden hemen bindiler. Yengeme zahmet olmasın dediler. Vallahi ben öyle duymadım abla. Mahsulü kaldıracağız, gözümüz arkada kalmasın dediydi ama bilmiyorum tabii. Aman canım, onların canı tez. Biz de kaldık birkaç gün ki hasret giderelim diye. Aman kız, bunlar da hep çeyrek altın takmışlar. Ana biz de çeyrek taktık ya. Bizimkisi çam sakızı çoban armağanı kızım. Daha büyüklerini nikahta takacağız inşallah. Ya küçüğü büyüğü mü olur Hatice? Ay o hanımefendi ne kadar kibar bir kadındı. Bak şu altının güzelliğine. Şerife'nin gözü döndü. Rümeysa Hanım öyledir abla. Onun oğlunun hanımı neredeydi? Onun oğlu evli değil. Aa, yaşını başını almış, halı vakti da yerinde. Maazallah, dağlara taşlara. Kız, hastalığı falan mı var? Yoksa bir garabeti mi var?
Abla ne garipliği olacak ya Allah aşkına. Ya bütün gece el alemin adamını mı konuşacağız? Yok canım. Şey diyorum, siz artık bunları Metin'in borcuna kapatırsınız. Takıyla borç mu ödenir abla? Hem belli mi olur, belki nişanı bozarız, o zaman vermemiz gerekir. Oo, böyle şey ne duydum ne gördüm. Daha yüzükler takılalı saatler olmuş, kız anasının ettiği lafa bak. Uğursuz uğursuz, konuşulacak gün mü bugün? Kız da gitti yattı erkenden. İnsan oturur da acık dedikodu yapardık. Yorgun çocuk abla. Ay ne var yorulacak? İki köpek bile atmadı. Vallahi Şerif Hanım bozuldu. El kızım onlar, el, el. Gönül koyacak ne var? Herkese hoş geldin dedi, büyüklerin elini öptü. Vazifesini yaptı, çocuk daha ne yapacak? Aman özür dileriz. Size de laf söylemiyor yani. Ama ben halasıyım onun. Kötülüğüne mi konuşuyorum, iyiliğine konuşuyorum? Hadi hadi, yatalım artık. Yatalım, yatalım bence de. Al şu çocuğu. Dur, ben de şu yatağı yapayım. Uy, oğlum dur. Ömer, gel, 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 gel anneciğim. Aman. Yat. Ver Allah. Değilim ki. Hadi yukarı çıkalım. Ben değilim ki. Ben değilim ki.
Ah Feriha. Ah kuzum, yine bebek olsam. Böyle sarsam seni. Sarsam göğsümde, saklasam seni. Sırrını sağ ol. Uyandırdım. Ne yapıyorsun? Feriha'nınkiler mi bunlar? Ha, üçününki de burada. İkisi bir giyerdi. Mehmet az dillenince... ağzı laf yapmaya başladığında kız şeyi bunlar giymem diye tutturduydu. İlk adımlarını bu patiklerle attıydı. Öyle değil mi Zehra? Öyle kızım. Ne zaman büyüdü? Ne zaman kuş oldu, uçtu gidiyor, anlayamadım. Şimdi de kendi yolunu sürüyor. Kendi yolu. Ana baba dediğin doğru yolun kılavuzu olmalı. Öyle değil mi? Bak, hayırlısıyla bir yola soktuk kız. Hadi Zehra, Zehran, hadi, hadi, yatalım. Kalkmadı mı? Yok yenge, kalktı da öyle duruyordu. Yani gün aydınlaştık ama ya daha yorgunluğu atamamış o belli. Haydi ablacığım buyur. Ha, gelelim mi? Feriha nerede? Gülsüm hadi Feriha'yı kaldır kızım, o tabakları da yay. Aman büyükleri sofrada, bu kız hala yatakta mı? Ya bu yarın bir gün koca evine gittiğinde de öğleye kadar uyuyacak mı? Ana. Vallahi ben onun iyiliğine konuşuyorum. Kahve dökeyim mi çay? Kız Feriha, hadi kalk, seni bekliyoruz kahvaltıya. Yok canım, bir şey istemiyorum. Ay nişan heyecanını da üstünden atamadın. E şimdi böylese düğünde ne yapacaksın? Hadi kalk kalk, vallahi anamın diline düşersin sonra. Allah'ım ya, yüzüğüne bakmaya da doyamazmış. Hadi kalk kalk. Yürü. Hadi hadi yürü hadi. Hadi. Uf yüzüm ya. Günaydın kızım. Zehra, sen çayı döküver. En erken sen yattın ama en gece de sen kaldın. Ay kusura bakma abla. Acaba bugün gezmeye mi gitsek? Bir daha ne zaman geleceğiz ki İstanbul'a? Dayına söyle kızım, ben karışmam. Sonra zoraki gezdir bizi der gibi olur. Tövbe estağfurullah. O nasıl laf Hatice? Gezeriz elbet. Dayıcığım, bir tane alışveriş merkezi varmış. Orada böyle mankenler, futbolcular falan geziyormuş. Oraya mı gitsek acaba? Ya ne yapacaksın mankenleri, futbolcuları be kızım?
Ama çok merak ediyorum. Gidelim dayıcığım, ne olur ya. Apartmanı boş bırakamayız ki. Neyse, siz gidin, ben kalayım bari. Bir iki saat gezin, görün, gönlünüz olsun. Ben ders çalışacağım. Ya sen gelmezsen ben sıkılırım ama. Hem 40 yılda bir geliyoruz, aşk olsun yani. Ama şimdi hafta sonu ya, çok kalabalık olur. Tabii, her şey sizin elinizin altında. Sıkılmışsınızdır. Bizimkiler gez gez sıkılmışlar. Boş ver kızım, gitmeyi veririz. Kimseyi rahatsız etmem ben. Allah aşkına be Hatice. Gönül koymasan olmaz sanki. Ablacığım, şimdi Gülfidanlar gelecek. Hani görüşemedik, konuşamadık dediler de... O zaman onlar gelsin, gitsin. Biz de vakitlice gidip geliriz. Olan tarafına da gitmek lazım. Bohça götüreceğiz daha. Tamam. Alo, buyurun. Hayırlı günler Rıza amca. Sana da hayırlı sabahlar Halil oğlum. Seninki gözünü açar açmaz arıyor. Rahatsız etmezsem Feriha Hanım'ın hatırını sormak isterim. Tabii tabii. Halil, seni arıyor Feriha. Demeden yapıştı telefona. Ah Yunus Bey ah. O kedi gözlü kız Mecnun etti oğlanı. İllallah be kadın. Sabah sabah. Tövbe estağfurullah. Hayırlı günler. Ne oldu? Konuştu mu nişanlınla? Memnun oldu mu aradığına? Oldu herhalde. Çekingen biraz. Ne dedi? Çok selamı var. Bugün dükkana gitmeyeyim, gezelim biraz dedim de ders çalışacakmış. Neyse, kalkayım ben. Otur oğlum bir şeyler ye. Kaç gündür kursağından bir şey geçmedi. Koşuşturma yaramadı sana. Süzüldün de süzüldün. Yedim ben yiyeceğimi. Akşama çaya gelecekler. Eksik bir şeyimiz var mı? Alışveriş yapayım mı? Çok şükür. Her şey biz tamam. Tamam. Hadi. Hayırlı günler. Kolay gelsin oğlum. Güle güle oğlum. Allah işini gücünü rast getirsin. Mehmet dükkanda tek diye. Gördün mü bak? Nasıl koştura koştura gitti. Hırsızlığa bulaşmış adamı sırf akraba olacağız diye dükkanın başına koyarsan işte böyle koştura koştura gidersin. Allah'ını seversen bir sakinle artık Şerife. Bir benim mi gözüm göz? Nursuz, pirsiz kız. Merasim boyunca oğlanın elini bile tutmadı. Heyecandan meycandan diyeceğim. O da değil. O kızda bir hal var. Anasında da kızında da. Ayıp ama. Vallahi ayıp Şerife. O kız senin de kızın sayılır artık ya. Anasına da dönür diyeceksin. Daha hala çekiştirmecedesin. İyi, iyi. Azehra abla, tezelden bir nazar duası okutalım. Dün çok göz değdi Feriha'ya ha. Halil Efendi bakışlarını alamadı nişanlısından bir türlü.
sabahleyin bismillah demeden erkenden aradı. Nişanlısına pek düşkün olacak bizim damat. Aman da halasının güzeli, ki bakayım ki bakayım. Oh oh, pek de nazlıdır, pek de nazlı. Öyle nasıldı? Bugün ders çalışacağım deyip de telefonu kapamak öyle. Kızım, bak oynayıp duruyorsun ama maazallah düşüverir, kaybolur yavrum. Ay ana, kız daha yeni alıştı ya. Kızım, nişan yüzüğüne alışılmaz. Barnakta uzun duran nişan yüzüğü makbul değildir. Nikahta takılan yüzüğüne alışır. Daha okulu var ablacığım. Aman siz de tutturmuşsunuz bir okul okul diye. Evlenince gidemiyor mu okula? Artık yapıyorlar öyle, ben görüyorum. Zehra bak, eğri otur doğru konuş. Yani bir nişan yüzüğünün değil 4 yıl kalması, yıllanması bile barnakta doğru değildir. Kusura bakma da onu da biz düşünelim artık abla ya. Aman canım, anası babası dururken bana laf düşmez tabii. Erkek tarafı da bir şey demiyorsa ben hiçbir şey demem. Kız Feriha, içimden geldi ha. Kapat da bir falına bakayım kız. Ay Gülfiden abla, bana da baksana, kapatayım. Kapat hadi, sana da bakayım. Tezildin sonra inşallah. Ha, nişan yüzüğünü de üstüne koy hadi. Yüzüğü de koy kızım. Aa, öyle nişan yüzüğü zırt pırt barnaktan çıkmaz. Uğursuzluk getirir. Aman abla sen de. Evine hoş geldin. Döndüğüne sevindim. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu şöyle bir koyalım. Aman 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 aman, böyle boylu postlu, kara gözlü, kara kaşlı bir delikanlı böyle boynunu bükmüş seni düşünüyor Feriha. Ana, Halil Efendi kız bu, bak bak bak, gördün mü, çıkmış buldu. Aman 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 aman, senin için kabarmış kızım. Böyle sıkılmışsın, hindi gibi böyle kabarmışsın, kabarmışsın, böyle dert etmişsin sen kendine. Aman, bir göz var sende, bir nazar var, böyle kafam kadar gözdeymiş ha. Vay gözü çıkasıcalar. Ay Feriha, gözleri kör olsun inşallah. Dur dur, ben şunların gözünü bir patlatayım. Heh. Hmm. Aman aman, bak görüyor musun? Bak kuşu görüyor musun? Bak 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 bak, gördün mü? Böyle bir kuş haber getirecek sana. Böyle içim böyle bir ferahlayacak. Böyle kuş gibi hafifleyecek ha. Maşallah maşallah. Hadi kızım, yıka bakayım şunu güzelce. Hadi bakayım. Heh. Halam. Halam gel hele gel. Bak, yüzüğünü bırakmışsın kızım, kayboluverir. Heh. Emir. Dümdüz git işte. Dün gece söylemediğin ne varsa söyle. Dinliyorum. Ben sana ne söyleyeyim Koray? Hande, kendime ne söyleyeyim? Hı? Ne yapacaksın? Ona gidip onu hiç hak etmediğimi ama köpek gibi sevdiğimi söyleyeceğim.
işe yarar mı sence? Ha? Olanları unutturur mu? Sen hep masumdun. Yine masumsun. Ben hiç seni dinlemedim. Hep suçladım. Bunları mı söyleyeceğim? Hangi biri için özür dileyeceğim Koray? Ben hiç kimse üzülmesini istemiştim. Ama o üzüldü. Feriha çok üzüldü Koray. Ay senin ne güzel elbiselerin varmış böyle. Yukarıdan verdiler, beğendiğini giy. Ay bugün gezmeye giderken giysem mi acep? Bakayım tabii. Bakayım. Ay hangisini giysem acaba? Güzel oldu değil mi? Kız sen bunları okula giderken mi giyiyorsun? Dayım bir şey demiyor mu sana? Kız, yoksa gizli saklı mı giyiyorsun sen? Sen var ya sen. Aman iyi yapıyorsun. Benim de giyecek yerim olsaydı ben de gizlimizi giyerdim vallahi. Dayım gene iyi. Sen bir de babamı görsen. Laf söz olacak diye kapıdan dışarı salmayacak neredeyse. Ama ben de ahdettim. Ne yapacağım, edeceğim, o sınavı kazanacağım. Geleceğim İstanbul'da okuyacağım. Anında burada. Kızdan tabii. Bizim başka çaremiz yok. Ama sakın yalan söyleme. Olur mu? Nasıl yani? Yalan söyleme işte. Neyse ne olur. Başkalarına benzemeye çalışma. Sen de yüzüğü tahtın takalı bir tuhaf oldun ha. Böyle duygulanmalar falan. Şimdi hadi diyecekler ben bir şey seçeyim de giyeyim bari. Ana bak bak. Ana üstüne geliyor. Sıla. Yok yok korkma abla korkma korkma. Dur hadi. Dur gel. Ay yapma ya. Ay. Ne oldu öyle? Havuzda var, havuzda var. Siz bak şu havuzda bu tarafa çeksene ya. Ay boş ver boş ver. Allah Allah. Ana gel gel. Ana. Ay gitti. Çek çek ne olur bu tarafını çek burada ya. Abla gel. Hadi gel seninle de bir tane çekilelim. Boş ver. Affedersin ya. Ben... Bir fotoğrafını çeker misin? Ama şimdi boş ver. Allah Allah yapma Allah, yapma. Allah, ya. Gel, gel. Pis olsun abla ya. Ha, sarın mı sarın mı? Sarma, sarma şükür. Tamam oldu tamam. Hadi bakayım. Gidelim. Anam ne güzel olmuş ya. Tamam.
Bursa var ya. Feriha, buraya böyle hep ünlüler falan geliyor ya. Acaba böyle Gülben Ergen'i de görür müyüz? Gelir mi? E abla, hayır. Hadi hep gelir mi ya? Seher. Ay dur, sen söylemeden ben söyleyeceğim. Nişan çok güzeldi. Bir döktürdüm, bir döktürdüm var ya, Mehmet daha yeni yeni kendime geliyorum. Ya nişanda bunu düşürmüşsün de ben de alıp sakladım. Yani sana geri vermek için. Çok tatlısın. Ama uyduruk bir şey ya. Yani modası da geçti, takmıyorum artık. Sen de kalsın. Bende mi kalsın? Hatta istersen at gitsin. Kız, senin bana kastın mı var? Ne o herife boncuk bırakmalar falan? Boncuk. Bak, kendi ağzınla itiraf ediyorsun Feyyaz Bey. Senin o boynuma taktığın şey sadece ucuz bir boncuk. Kız, delirtme beni. Ne ucuzu? Sen tutturduğunda almadık mı? İyi, tamam aldın. Ama dün birdenbire modası geçti, tamam mı? Sen hani nişana gelecektin, hı? Çıkıp gezecektik. Kız, çıkamadım evden. Gelebilseydim gelmez miydim? Hadi benim ceylanım. Bak ne derler bilirsin. Fazlanaz aşık usandırırmış. Hem özledim, he? Hadi üzme beni. Asayma Hanım, hoş geldiniz. Kız, sen yok musun sen? Selim, dur. Yavaş. Ay abla, yavaş. Dur. Gelme daha. Selim, yavaş. Olmuyor bu be. Ben şimdi geçeceğim, sen atla işte. Hopla, sen arkamdan gel. Gel. Hop gel. Ay, bu çok bir şey bu ya. Hadi çok gezdik, gideyim mi artık? E tabii, her şey sizin elinizin altında. Yani sıkılmışsın. Ben vallahi günlerce gezsem sıkılmam ki. Bıkmazmış. Sen bıkmazsın, adamı bıktırırsın. Ya anne, ne var ya? Ne var? Yakıştı mı şunlar, gülsün sana? Ha? İman dahtan ortada dolaşıyorsun. Baban görse vallahi kemiklerini kırar senin. Ya anne, burada da mı ya? Gel gidelim Feriha, gel. Kız Zehra, siz bu Feriha'yı okula bu kıyafetlerle salıyorsanız işiniz var demektir. Ben abime de şaştım yani. Hiç kızmıyor mu bu kıyafetlere? Ne var onda abla ya? Nişanlısına bir firavun bile etmedi, bir izin almadı. Yani çok dik başlı bir kız olmuş. Bak, gene aldılar başlarına gidiyorlar. Sen de vallahi temel İstanbullu olmuşsun. Çok rahatsın. Ben gidiyorum kızların peşine. Hayır, İstanbul kadar başına taş düşsün ya. Vallahi ne güzel şeyler almışsınız. Siz mi beğendiniz Feriha Hanım? Yok, hep birlikte seçtik. Elinize ayağınıza sağlık. Vallahi bugün gez dolaş çok yorulduk. Ne güzel, ne güzel. Nereleri gezdiniz? İşte alışveriş merkezine bir gittik geldik öyle. Sağ olsun Feriha götürdü bizi. Öyle mi? Ders çalışacaksınız sanıyordum. Çalışacaktım, vazgeçtim. Benim kızım Gülsüm çok ısrar etti. E tabii kıramadı. Ondan kalktı dersinin başında. Ya ara sıra kesip dolaşmak lazım zaten, değil mi? Ben dedim işte, izin almadan olur mu? Anne. Ne kadar ferah eviniz var. Aman Hatice Hanım, bu ne ki? Dudullu'da bir arsamız var. İkinci katı çıkıyoruz. Kısmetse bittiğinde gelinimiz, oğlumuz hep beraber oraya geçeceğiz. Feriha Hanım nerede oturmak isterse orada otururuz. Öyle ya kısmet. Dur bakalım, daha çok var. Yunus.
Attınız mı nişan yorgunluğunu? Vallahi size sormak lazım Rıza. Doğrusu siz daha çok yoruldunuz. Bizim asıl yorgunluk düğüne inşallah. Kısmet, kısmet. Hatice Hanım, daha ne kadar buradasınız? Vallahi beyimden haber bekliyoruz. Abimgiller gittiler bile, biliyorsunuz bizim büyük tarlalar var orada. Bakmak lazım tabii tarlalara. Biz de 3-5 güne çıkarız yolculuğa. Malum, misafirliği fazla uzatmamak lazım. Feriha Hanım, yarın düğün salonuna gideceğim de nişan fotoğraflarından seçmeye. Belki siz de okuldan sonra benimle gelirsiniz diye düşündüm. Ben kütüphanede olacağım okul çıkışı. Kusura bakmayın artık. Tamam. Ben kendi zevkime göre seçerim o zaman. Seçtikten sonra da okula gelirim sizi almaya. Kostümden ya. Ter içindeyim. Ne yaptılar? Sahne hazır mı acaba? Artık bir prova alsak. Bilmem. En son sistemiyle uğraşıyorlardı. Uzun sürer o. Baksanıza. Kaçta bu tiyatro oyunu? Oyun. Bir saat sonra. Bir saat sonra. Sizden bir iyilik isteyebilir miyim? Tabii. Abi bu benim yaptığım musakkaya bayılır. Yani gider ayak yapmasaydım vallahi acısı içime çökerdi. Eline sağlık ablacığım. Yengesi, bakma öyle onun burada dizi seyrettiğine. Memlekette olsa bir dakika oturmaz. Burası bir tatil onun için. Otursun ablacığım, otursun. Ne zararı var yavrum benim? Böyle bu yaşta otururlarsa bizim yaşımıza geldiklerinde hiç başa çıkamazlar. Zehra, sen Feriha'ya hiç iş göstermedin mi? Ben onun elini işe vurduğunu pek görmedim de. Yok, çok becerikli ki benim Feriha'm. Ya Zehra, burada yabancı kimse yok. Yani koca evine gittiği zaman eziyet çeker. Benim demem o. Ablacığım, eziyet görecekse eli iş tutarken de görecek. Yani demem o ki, eziyet çektiren mutlaka bir sebebini bulur, yapacağını yapar yine. Canı tatlı olana kuş diye iğneymiş. Hatice abla, sen beni bilirsin. Benim canım acıdır. Öyle değil kuş tüyü, kör çivilere gelsem gıkım çıkmaz. Ama o sivri dil yok mu o sivri dil? İşte onu çeken bilir. Ya seni de duyan bir eziyet, bir acı çektiğini zannedecek. Koca evine varıp da acı çekmeyen, eziyet çekmeyen mi var? Öyle. Herkes çektiğini bilir. Hatice abla, sen unutmuşsun. Ama ben unutmam. Gerçi sizin aile pek sever unutmayı. Ama ben unutmam. Ne toprağınıza gömdüğüm bebelerimi, ne 16'sında döl tutmayan Zehra olduğumu, ne de kocamın arkasından yediğim gizli gizli dayakları unutmam. Ben unutmam.
Şunlar ıslak. Ne baktın kız? Dön televizyonu seyret. Sen kendini biliyorsun. Sanki biz çekmedik eziyet. Baksana, bu üstümdekiler nasıl olmuş spor için? Niye acele ediyorsun ki? Daha dersin var. Ya evet de ne giyeceğime karar vermeye çalışıyorum. Bak bu üstümdekiler iyi mi yoksa beyaz bir takımım var onu mu giysem? Cansu, spora gidiyorsun farkındasın değil mi? Ya sen bir zavallısın Cansu demenin 100 farklı yolunu biliyorsun değil mi? Yapma. Ya zaten bazı sorunlarımızı çözemiyoruz. Bir de yenilerini çıkartmayalım. Sağ ol ya. Ya sabah o kadar güzel uyanmıştım ki. Yeni bir ortam, yeni bir başlangıç diye. Yine her şeyi mahvettin işte. Bak Cansu. Ben spora gitmene çok seviniyorum. Gerçekten. Yani sadece Emir Sarrafoğlu'nu görmek için olduğunu bilsem bile. Şimdi durup dururken problem çıkarma. Olur mu? Hadi, öğretmenin geldi. Feriha. Nişanda okuldan arkadaşın yoktu galiba. Evet. Tanışmak isterdim okuldan arkadaşlarınla. Okuldan pek kimseyle görüşmüyorum. Şu bayanlarla nasıl konuşacağını bilmeyen miyim? Senin artık nişanlı bir bayan olduğunu biliyor değil mi? Hayır. Bir şey dediğimden değil de tekrar rahatsız ederse seni. Bu konuyu kapatmıştık Halil Bey. Sen de şu bey lafını kaldırsan artık. Olmaz mı? İyi günler. Tiyatro kulübümüzün oyununa davetlisin. Anlamadım. Konferans salonunda bir oyun gösterimimiz var. Alt sınıftan bazı arkadaşlarımızı da davet ettik. Ha, teşekkür ederim ama dersim var benim. Gelemem. Hangi ders? İktisat. Ha, o ders iptal oldu. Hadi bizimle gel. Yok, en azından bir bakayım. Gelemem. Yok, yok. Biz baktık. İptal o ders. Hadi gel bizimle. Şanslı kız. Yerinde olmak isterdim. Böyle oturabilirsin. Bizden kimse yok burada. İşte dedim ya seni seçtik diye. Arkana yaslan, rahatına bak. Hadi otur. İyi seyirler.
Mehmet kardeş, hadi gel çay molası. Ya annem elimde bu bezi görse var ya, oturur ağlar vallahi. Evde elimize bez mez aldığımız yok zaten. Hadi hadi soğutma çayını, gel. Tamam abi, geldim. Eline sağlık. Feriha Hanım da ısınamadı bana. O utangaçlığını atamadı. Tanıyamadık tabii birbirimizi. Artık geze dolaşa o çekingenliğini de atacak inşallah. Akşam nişan fotoğraflarını almaya gideceğim. Ya insan nişanda bu kadar heyecanlanıyorsa evlenince nasıl oluyordur kim bilir. Vallahi bana uzak bu işler. Uzak mı? Yok mu bir sevdiğin? Yani aslında biri var gibi ama... Yani bende bir şeyler var. Ama hani onda var mı, yok mu? Ya da ne bileyim, olur mu, olmaz mı? Bilemedim be abi. Kısmet ya Mehmet. Kısmet. Feriha da benim için olacak iş değildi. Okullu kız sonuçta. İnsan sıkılıyor. Olurum var mı diye düşünüyor. Ama oldu. Kısmetmiş, oldu. Hande'nin telefonu hala kapalı ya. Kızım nasıl bir dünyanız var sizin ya? 5 dakika birbirinizden haber almasanız kurt mu çıkıyor nedir anlamadım yani. Biz de öyle İlker'cim. Hem 5 dakika değil, dün geceden beri kapalı telefonu. Merhaba. Kore'yi gördünüz mü? Görmedik. Sağ ol. Hande Hanım, Koray Bey geldi, sizi bekliyor. Gitsin. Ama sizi mutlaka görmesi lazımmış. İstemiyorum, gitsin dedim. Ablacığım biraz müsaade edebilir misin? Teşekkürler. Benden istediğin kadar nefret et. Ama ben seni yalnız bırakamam. Ne hale geldiğimi gözlerine görmek istiyorsun değil mi? Hande hadi çık şu yataktan, bu sendeyiz. Önce anneyi yok ederim. Yakar yıkarım. Sonra gelir avuturum. O da küllerinden yeniden doğar. Her şey ne kadar basit senin için. Ben seni korumaya çalıştım anne. Hem kendinden hem de başkalarından korumaya çalıştım seni. Her şeyi söyle. Ama sakın. Hande. Sakın bana kazık attın deme. Nefesini hiç boşuna tüketme Koray. Şimdi inanmama sırası bende. Bana inanıp inanmaman benim umurumda bile değil Hande. Ben buraya kendim için gelmedim. Ben senin için geldim Hande. Çık şu yataktan. Yapma Koray. Hande lütfen kalk. Koray lan. Hande.
Buraya gel. Hande. Hande. Bak şuraya. Sen misin? Sen misin bu? Cevap versene anne, bu sen misin? Değilsin. De sen yenilirsin. Daha önce de gördüm. Bu ülkenin ilgin değil senin. Her seferinde toparlanırsın. Ayağa kalkarsın. Her seferinde daha sert, daha hızlı ayağa kalkarsın. Beni hiçbir zaman affetme. İstediğini söyle. Canımı oku. Aylardır, aylar. Yıllardır yaptığım bu değil mi zaten? Bana koymaz. Ben senin benim canımı yakmana alışkınım Hande. Ama senin canının yanmasına alışamam. Senin canının yanmasına alışamam. Işığın altında parlayan kıza aşığım. Ben karanlıktayım. Ve ben o ışığı kaybettim. Kaybettim. Çünkü nasıl sevilir bilmiyordum. Kaybettim. Çünkü masumiyeti tanımıyordum. Her şeyi öğrendim.
Sen yokken sevmeyi öğrendim. Birazdan düşeceksin. Aynaya bakıyorum ya. Allah Allah. Of Cansu ya, çok sıkıcısın. Ya daha kaç saat kalacağız burada? Denemediğimiz alet kalmadı. Eriyeceğim şimdi ya. Yok işte, gelmiyor Sarrafoğlu. İyi tamam. Ben de yoruldum zaten. Şunlara bak ya. Bir tane normal insan olmaz mı spor salonunda? Bu normaller kraliçesi söylüyor. Hadi artık gidelim. Söyleyecek o kadar çok şey var ki. Neden böyle bir şey yaptın? Bunu bekliyorum senden. Bu yaşadıklarımızın hepsi benim hatammış. Benim körlüğümmüş. Ne demek istiyorsun? Her şey lise geldiğin o gece bozulmuştu. Sana inanmadım. İlk kez o gece elini tutmuştum. Ve seni ilk kez o gece kırdım. Neden bunları anlatıyorsun anlamıyorum. O hap Hande'nin tuzağıymış. Sana tuzak kurmuş. Oturup izledim. İzledin mi? Koray, o gece çekim yaparken hepsini kayda almış. Hepsi bir CD'de kayıtlı. Sana nasıl tuzak kurduklarını oturup izledim Feriha. Hiçbir şey anlamıyorum. Feriha. Sen hep masumdun. O kadar masumdun ki yüzüme bak. Ben belki de buna inanmadım. Her şey yeniden başlıyor. Biliyorum bana güvenmiyorsun, inanmıyorsun ama bundan sonra sadece biz varız. Tek gerçek biziz Feriha. Bundan sonra susmak yok, kaçmak yok. Emir ne olur. Feriha, her şeyi konuşacağız. Günce'yi, Hande'yi, her şeyi. Artık hiçbir önemi yok. Geç. Geç mi? Bu kadar mı kaybettim seni Feriha? Sus lütfen. Peki. Şimdi susuyorum. Ama senden vazgeçmiyorum Feriha. Biliyorum bana güvenmiyorsun. Ama güveneceksin. Senin yeniden kazanacağım. Bunu yapacağım. Damat çok kibar bir çocuk. Hemen fotoğrafı güzel çerçeveletmiş. Feriha da resimlerine bakaydı ya, erkenden yattı.
Başı ağrıyormuş da ablacığım. Ya anne ne kadar çirkin çıkmışım ya. Aman kızım boş ver. Hiç olmazsa yüzün güleç. Anam kadın gündüz benimle gece kızla uğraşıyor. Bir şey mi söyledin hanım? Yok Rıza ne diyeceğim, ne diyeceğim. Vallahi damada çok ayıp oldu. Çocuk bozuldu biraz. Yani bir kimse geldiği zaman bir güler yüz gösterilip bir hoş geldin demez mi? Bir çay kahve içer misin diye sorulmaz mı? Her şeyin bir zamanı var Hatice. Kız alışamadı daha. Ah abim ah. Hepimiz geçtik bu yollardan. Ama darılmaca, gücenmece yok. Bak ben gördüğümü söylüyorum. Bizim kızın yüzü acık esik. Vallahi Allah rahmet eylesin de babaannesine çekmiş herhalde. E ne ağası ablacığım yani kusura bakmayın sizin ananız biraz çatık kaşlıydı. Sen de dersin ya kan işte çekiyor ne yapacaksın? Vallahi ben çok gücendim. Aa, ah anacığım yattığın yerde yüzüne nurlar yağsın güzelim. Tamam yüzü acık asıktı ama yani galiba onun bambık gibiydi bambık gibiydi. E abi sen de bir şeyler söylesene. Ben her zaman duasını okurum. Bütün ölmüşlerimize. Ben namazımı kılıp geleyim. Mehmet sen de çöpe çıkıver oğlum. Bana bak Zehra. Vallahi bu gece uyku uyuyamayacağım. Hiç aklımda yokken anamı düşürdün aklıma. Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Ah girecek güzel anam rüyama kızım, kızım. Benim yüzüm el asık mıydı diye soracak bana. Bana yollarsın ablacığım. Bacaklarım çok ağrıyor. Beni dinle. Kaç yılın hamlığı var üstünde tabii. Boş ver. Zamanla alışırsın. Çok zormuş ya. Cansu, hadi çöpü ver. Bacakların açılır. Ah. Altın Çocuk günleri 1925'te ay. Tom Roglan'ın Jimmy 15 rahatlık maç... Ne haber Mehmet? İyi, sağ ol. Feriha nasıl? İyi işte, nasıl olsun? İyi akşamlar Mehmet. Bacakların ağrıyor değil mi? Oh, deli gibi. Benim de. Hayırdır? Geçmiş olsun. Yok, hasta değiliz. Spora başladık da. Neyse, görüşürüz. 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 Mehmet ben Feriha'yı sormuştum. İyi demiştim ben de. Ya, biz bir şeyler duyduk. Nişan filan. Ha, evet. Feriha nişanlandı. Sizi de çağıracaktık da aceleye geldi işte. Tebrik ederim. Sağ ol. Beklemiyorsun herhalde.
Gülsüm. Ay, ne oluyor ya? Ne var? Ben başkasını seviyorum. Ne? Deredin mi kız? Gece gece bir daha söyle bakayım. Ben başkasını seviyorum. Başka birini. Çok seviyorum. Nereden çıktı şimdi bu? Şimdi anlatacağım. Feriha'm ne yaptın sen? Niye yalan söyledin? Niye ettin ya? Bilmiyordum ki. Ben tanımıyordum bile ilk yalan ağzımdan çıktığında. Ne bileyim onu bu kadar çok seveceğim. Ya... Feriha bak bu böyle olmaz tamam mı? Sen git her şeyi anlat çocuğa, tamam mı? Ötekine de at yüzü bitsin gitsin yani. Olmaz böyle. Ay Gülsüm kolay mı? Diyelim her şeyi anlattım. Yalanları affetse bile... beni böyle kabul edecek mi? Feriha'm ya. Sen ondan eridin gittin bizim gözümüzün önünde. Bana bak, ne olacak şimdi? Ne yapacağım peki? Hiç. Babam hep der ya, şuraya ne yazıldıysa o. Belki o yazıyı ben kendi ellerimle bozdum ama artık hiçbir şey yapmayacağım. Halil'le evlensem bile hep burada olacak. Bakacağız bir çaresine. Ağlama. Söz vallahi bakacağız ya. Kim mesaj atar ki bana mağazalardan başka? Annenin ölüm yıldönümü yarın. Evet ama ben unuttum işte. Aptal gibi kalktım spora gittim. Annemin yasını tutmayı unuttum ya. Ben nasıl yaptım bunu anneme? Nasıl yaptım? Nasıl unuttum? Cansu iyi de hani ölüm haftası diye bir şey olmaz ki. Herhalde annen de bir hafta boyunca yas tutmanı istemezdi değil mi? Hem baksana hayat ne güzel devam ediyor. Hayat devam ediyor ha. Hayat çok güzel devam ediyor değil mi Sanem Hanım? Tam senin istediğin gibi devam ediyor. Ama yok, hayır bunu yapamayacaksın. Ben buna izin vermem. Annemin yasını tutmama karışamayacaksın. Ve annemi unutturamadığımı bilerek yaşayacaksın. Dur ben bir bakayım. Çok iyi insan. Halil Bey, sizin de yolunuz uzayacak bizim yüzümüzden. Olur mu efendim? Ne demek? Feriha Hanım da okula yalnız gidecek ama... Önemi yok. Feriha, öp yavrum elimi. Heh.
yavrum. Aman da halasının ah kuzusu. Aman, aman, aman. Artık yaza doğru hayırlı haberlerinizi bekliyoruz. Hadi bakayım Ömer, öp halanını. Gel bakayım, gel. Her şey olacağına varır Feriha, tamam mı? Üzme kendini. Tamam. Ay kız bak. Kardeş çocukları kan bir, kan bir. Hadi bakalım. Hadi ablacığım, pencereye. Hadi selametle kızım, hadi. Selametle. Çok teşekkürler. Abinle yeğenlerin sana emanet. Sağ ol. Tabii tabii abla. İyi günler. İyi günler. Feriha, tebrik ederim. Zehra, bunlar niye böyle karga gibi kapkara giymişler? Abla, ilk hanımının seneyi devriyesiydi ondan. Ha. Abi, sayılı gün çabuk bitti. Ne bekliyordum ha? Tamam. Sen anneni hadi canım, selamlar tamam söyle. Çok selamlar. Selametle gidin, selametle. Hadi, Allah'a emanet. Allah'a emanet. Selametle, selametle. Allah'a güle güle. Hadi gidi 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 gidi. Haydi bakalım. Haydi inşallah. Haydi anneciğim, siz okulunuza gidin. Allah kavuştursun Rıza. Eyvallah, eyvallah. Ya Zehra, insanın burası bir tuhaf oluyor ha. Olmaz mı ya? Kardeş tabii olur, olur. Rıza, ben aşağıya bir toparlayayım. Bundan sonra Rümeysa Hanımlara gideceğim. Şuhret çelişini de bir konuşayım, oldu mu? İyi, iyi. Benim de işlerim var. Onları halledeyim. Sen çıkmadan yetişirim. Haydi, dikkatli ol. Haydi. Ne var Günce, ne istiyorsun? Bana bir şey söylemeyecek misin? Ne bekliyorsun? Alkış, madalya, tezahürat. Bir teşekkür olabilir mesela. Ya sen ne yaptın farkında bile değilsin. Sen ne istediysen ben onu yaptım. CD'yi Emir izledi Günce. Her şeyi gördü, her şeyi biliyor. Hande bitti. Yine her şeyin suçlusu benim, öyle mi? Ben sen istediğin için o CD'yi senin kapına bıraktım. Emir aklımda bile yoktu. Ve şimdi sen yine beni suçluyorsun. Günce uzatma, gerçekten kötü yaptın ama. Bir şey diyeceğim. Hayatında Hande'den daha önemli bir şey yok değil mi? Hı? Kendi hayatına kendine bile yer yok. Eğer için rahatlayacaksa Günce, Hande'nin de hayatında artık bana yer yok. Biliyor musun, bu umurumda bile değil. Belki de istemeden Hande'ye bir iyilik yapmışımdır ha. Hande hayatında ilk defa bir bedel ödedi. Umarım bir gün sen de ödersin. Ya sen ne ödeyeceksin Günce? Ha? O CD için yatağıma giren, en iyi arkadaşını satan Günce bir anda tertemiz oldu, öyle mi? Üçümüz de masum değiliz Günce. Onu unutma, olur mu? Thank you.
Canım benim. Acısı hiç eskimiyor. Eskimesine de izin vermiyor zaten. Annesinden bahsediyoruz sana. Böyle bir acıyı nasıl eskitebilir? Neyse, ben susuyorum. Daha fazla gerilmeyelim. Zaten burası konuşulacak yer değil. Evet, gerçekten de burası konuşulacak yer değil. Aslında burası benim gelmem gereken bir yer de değil. Ama her yıl sizinle geliyorum. Sanki hiç yokmuşum gibi sizi izliyorum. Seni çok seviyorum. Sanki Cansu burada olmamdan mutlu mu? Değil. Gelsem de kötüyüm. Gelmesem de kötüyüm. Ama gelmek zorundayım tabii. Cansu beni yıpratma fırsatını kaçırmak istemez çünkü. Değil mi? Cansu geliyor. Yeter artık. Halil abi. Buyur Seher bacım. Vallahi sizin nişanda çok güzel döktürdüm. Harika bir nişan oldu. Vallahi ne mutlu sizi sevindirdiysek. Ya ben şey diyecektim. Benim hırkamın düğmesi kopmuş da. Hani sizde şöyle buna uygun bir şeyler varsa. Dur bakalım Mehmet yardımcı olsun. Benim çıkmam lazım da. Mehmet! Geldim. Seher Hanım'ın düğmeye ihtiyacı varmış da sen yardımcı ol, ben bir toptancıya gideyim. Tamam. Hadi kolay gel. Kolay gel. Gel şöyle bakalım. Yani siz şimdi Feriha'yla ikisiniz ha? Hı hı. Hiç benzemiyorsunuz. Çift yumurta ikiziyiz zaten. Bunu da ömrümde ilk defa duyuyorum. Hani böyle biriniz kız biriniz erkek ya. Öyle de oluyormuş demek ki. Hiç benzemiyorsunuz ama. Yani sadece tipiniz değil, huyunuz suyunuz da benzemiyor. Sen böyle sıcakkanlısın. Ama kız kardeşin biraz soğuk sanki. Öyledir biraz. Gerçi ben de pek sıcakkanlı değilimdir ama. Aa yok, sen hiç fena sayılmazsın. Yani güleçsin bir kere. Anneannem ne derdi biliyor musun? Güleçle oruç ağzından zarar gelmez. Şu olur mu? Ay Mehmet sen bu işlerden vallahi anlamıyorsun. Ayol bak bu deliksiz, bu delikli hiç uyar mı bu hırkaya? Sen bu arada beni yanlış anlamıyorsun değil mi? Yani ben böyle zarar gelir gelmez falan. Yani kız kardeşinden zarar gelir manasında söylemedim. Senden zarar gelmez. O bakımdan yani. Mehmet otur Allah aşkına otur. Bir şey söyleyeceğim. Senin ikizin var ya Halil abiyi sevmiyor. Vallahi. Ya ben şıp diye anlarım. O gün dükkana geldiklerinde anladım bir bakışta. Hele nişanda. Oho dedim. Halil abi yanmış. E kıza da yazık. Yani senin anlayacağın bence bu iş yaş. Ya belki hani zamanla... Bak yanlış anlama. Ama ben biraz anlarım bu gönül işlerinden. Zaten ne demişler? Seveni yüzü, sevmeyeni gözleri belli edermiş. Senin kız kardeşinin iki gözü de bas bas bağırıyor ben sevmiyorum diye. Yani tabii yeni sonuçta Allah'ın bileceği iş ama... ...bana sorarsan bu iş olmaz. Ay çok üzülüyorum bu kırık kalp hikayelerine de ama... Ay senin de yüzünü düşürdüm. Güleç güleç dedim bak somurttu şimdi. Yok canım ne olacak. Hala bana uygun bir tane düğme bulamadın mı? Bu olur. Vallahi de tas tamam olur. İyi. Hadi sağ ol o zaman. Ay
Yalnız benim hiç üzerimde bozuk yok. Akşam ödeşiriz, olur mu? Ya tabii canım, ne olacak? Hediyemiz olsun. Da böyle hediye de olmaz ki. İyi madem, tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ben kötüyüm be Feriha. Hiç uzatmayacağım, odasına gireceğim. Ben kimseye kötü bir şey yapmak istemedim Feriha. Ama bilip de sustum. En büyük kötülüğü yapmış oldum. Sen de söyle. İğrenç herifin tekisin, ne olsun bitsin. Söyleyecek bir şey yok Kur'an. Nasıl ya? Hiçbir şey söylemeyecek misin? Kızmayacak mısın? Hatalı olduğum için. Aslında hepimiz aynıyız. Kimse masum değil ama herkes suçsuz. Görüşürüz. Hande? Neredesin kızım sen ya? Vallahi üşenmeyip evine gidecektim. Öyle bir bomba var ki. Sen niye gözlüklerle dolaşıyorsun okulun içinde? Çıkarsana şu gözlüklerini. Ay ne oldu sana? Göz nezlesi. Bomba neymiş? Pek hoşlanmayacaksın. Emir Tiyatro Kulübü'nün sahnesine çıkmış. Feriha'ya resmen ilanı aşık etmiş. Özür dilemeler falan. Ay kal geldi galiba sana. Affetmiş mi Feriha? Artık o kadarını bilemiyorum. Ama iyice film oldu bunlar. Sen neden bu kadar sakinsin? Ne yapmamı bekliyorsun Nehir? Her zamanki Hande gibi tepki verebilirsin. Günaydın anne. Günaydın canım. Bir sesini duymak istedim. Nasılsın? Yaşıyorum. Sen nasılsın? Ben de yaşıyorum. Can nasıl? Can iyi. Babası geldi. Çok mutlu. Hafta sonu gelip kaçıracağım Can'ı. Anne? Olur Emir'cim. Kaçır tabii. İyi olur. Anne sen iyi misin? İyiyim oğlum. Emir. Yarın brunch'a gidelim mi seninle? Brunch'a mı? Olur. Tamam. Konuşuruz o zaman.
Kendine iyi bak oğlum. Görüşürüz anne. Aysun Hanım, doktor bey sizi bekliyor. Tamam. Buyurun. Aysun Hanım. Aysun Hanım, sizinle açık konuşacağım. Önümüzdeki tablo çok iyimser değil. Ancak meme kanseri tedavisinde çok ciddi mesafe kat edildi. Öncelikle bunu bilmenizi isterim. Yani hiçbir şey için geç değil. Yani hiçbir şey için geç değil. Ama erken de değil, öyle mi? Teşhiste geç kaldığımız doğru. Ben yağ bezesi sanmıştım. Hep başkalarının başına geliyor ya. Aysun Hanım, kanser tedavisinde psikolojik motivasyon çok önemlidir. Bunu sakın unutmayın. Ah kızım. Ah kızım. Onca yalan. Onca kabahat, onca gözyaşı. Şu burnumun direğini sızlatan kokunu silebilir mi acaba? Silemez annem, silemez kuzum, silemez yavrum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol kardeşim. Eyvallah, eyvallah. Hadi hayırlı uğurlu olsun Tarık. Amin Veysel, amin. Ne yapacağız? Benim damat boya badana işini halledecek. Yarın öbür gün ben de 2-3 kamyon bakacağım. 3-5 de eleman aldık mı? Kim tutar bizi abi? Aman Veysel. Adamları iyi seçelim. Bir yanlışı yamuğu olmasın da kimsenin. Sen merak etme Rıza abi. Veysel'e bırak o işleri. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Feriha. Hadi. Üstüme saldırmayacak mısın? Hı? Bağırmayacak mısın? Ya da herkesin içinde rezil etmeyecek misin beni? Hadi. Bir an önce olsun bitsin. O kadar zavallısın ki anne. Sana elimi bile süremem. Çok büyüksün Feriha. Başka türlü yapamazdın değil mi? Tuzaklar, planlar olmadan benimle baş edemezdin. Ama bak olmadı. Bu kadar mı istiyordun Emir'i? Al işte orada. Ben yokum artık.
Birlikte oynayalım mı? Olur. Deneyelim bir. Bay bay. Şaşırdın galiba. Yo. Ama beni şaşırtmadığın bir gün şaşıracağım. Oynar mısın? Olur. Vay be, bayağı iyisin. Sağ ol. Kızları pek açmaz aslında lanet. Beni açıyor. Sıradan değilim diyorsun yani. Sadece oyna diyorum. Rıza sen yat, şu kaynasın ben hemen geleceğim. Reçelden önce Rıza Efendi kaynadı yine. Anam ne çok çapak bırakmışım onun içinde böyle ben ya. Kaynadı mı reçelin? Kıstım altını. Ne alıp veremediğin var senin benim reçelimle? Hadi de, dedi ben de rahatlayayım. Bu saate kadar yorulman zoruma gidiyor. Başka ne alıp veremediğim olsun seninle? Bunca yıldan sonra gözümün içine bakmadan böyle kemküm mü edeceksin bana? Var mı be üstüme Zehra? Sana bir sözüm yok. Çok şükür hayırlısıyla nişanı hallettik. Şimdi de araba borcunun derdine düştük. Para denk gelmedi diye gece gündüz kadın haliyle didinip durman gücüme gidiyor. Gitmesin mi? O kadar da adamlığımız kalmasın mı? Rıza benim bir şikayetim yok. Bak hem nar mevsimi de geçiyor zaten.
Ben böyle kafamı dağıtıyorum bunu yaparak. Hem evimizde mis gibi nar kokuyor. Senin evin hep gül yaprağı kokar Zehra. Gül yaprağı. Reçelinin altı tutmasın. Bakarım şimdi. Hadi sen de yat artık. Nasılsın hayatım? Senden daha kötü olduğum kesin. Cansu. Delirdi değil mi yine Sanem Hanım? Hayatının en mutlu günü. Yani annemin öldüğü gün. Son 5 yıldır kabusu oldu. Çok çirkin konuşmalar bunlar. Sanem acımızı paylaşmak için elinden geleni yapıyor. Sesiniz çıkmıyor Feriha Hanım. Uykusuzum da biraz, ders çalıştım. Allah kolaylık versin. Omzumda başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde tenin eksik, geldi bir dokun. Gecelerden uykum eksik, yüzde tebessüm. Elimde elin eksik, yaşlı hep gözüm. Omuzumda başın eksik, yatağımda kokun. Tenimde sıkıldın mı? Tenin eksik. Şu radyoyu kapatır mısınız lütfen? Sevmedin mi şarkıyı? Yok, başım ağrıyordu biraz.
Bir şey mi oldu anne? Yok. Seni izlemeye dalmışım. Uzun zamandır baş başa dışarı çıkmamıştık. Uzun zamandır. Yani yeniden evlendiğinden beri. Bana hala kızgınsın değil mi? Yok. Öfke geçmişte kaldı. Geçmişinde bir önemi yok. Önemli olan gelecek. Gelecek. Gelecek de... Yani Can büyürken... sen hep onun yanında olacaksın. Kardeşini asla yalnız bırakmayacaksın. Ben onu bıraksam bile o beni bırakır mı? Yapışır yakama. Sen onu sakın bırakma. Ne oluyor anne? Böyle derin konulara daldın. Hiçbir şey yok. Büyük oğlumla keyifli bir brunch yapmak istedim. Mazerete ihtiyacın mı var? Emir, şu Feriha meselesi ne oldu? Çözebildiniz mi probleminizi? Yok. Çözemedik. Hiçbir şey hallolmadı. Onun için mi dağıttın geçen hafta? Gazetede gördüm. Babanı aradım. Seni sıkmak istemedim. Emir, bir daha seni o halde görmek istemiyorum. Oğlum, hayat çok değerli. Ve çok kısa. Hiçbir şey için değmez. Anne. Oynama bana. İyi değilsin sen. Söyle. Canın sıkan ne? Eğer canımın sıkılmasını istemiyorsan... bir daha kimse için dağıtma. Peki, öyle diyorsan... Anne, benim okula gitmem lazım. Beraber kalkalım mı? Sen kalk canım. Bir arkadaşımla buluşacağım ben. Oturayım biraz daha. Peki. Görüşürüz o zaman anneciğim. Kendine iyi bak. Sen de. Önemli bir şey konuşmam gerekiyor. Hande Hanım. Hande Hanım. Hande Hanım. Telefonunuzu unutmuşsunuz. Unutmadım. Bıraktım. Ama olmaz ki Hande Hanım. Şimdi Canan Hanım gelince sizi soracak. Ne derim ben ona? Bari nereye gidiyorsunuz onu söyleyin. Bilmiyorum. Ben gittiğim yerden ararım annemi. Ama Hande Hanım, beni çok zor durumda bırakıyorsunuz. Lütfen. Thank you.
sen niye kıskanıyorsun ki? Sen bir puanlandaki yüzüğü yapıp koyacaksın. Allah kahretsin ya. Seni gördüm. Ne gördün? Daha ne kadar inkar edeceksin Feriha? Emir, ben... Bana nasıl baktığının farkındayım. Ben sana bakmıyorum ki. Ben neysem sen de olsun. Yanımda birini görmeye tahammül edemiyorsun. Kıskanıyorsun. O zaman neden uzatıyorsun hala Feriha? Buna daha ne kadar devam edeceksin? İnadını kırana kadar. Hancılardan Zehra. Ne yapacaksın şimdi bu yavrunu? Ne olacak bu yavru şimdi? Neden bu kadar korkaksın? Ne? Yüzüme bile bakamıyorsun Feriha. Ne kadar uzun zamandır yüzüme bakmadığının farkında mısın sen? Yeter ama Emir, ne olur. Evet, bence de yeter. Ben sana inanmadım iki kere. Sen beni cezalandırıyorsun. Derse ders. Ben dersimi aldım Feriha. Yeter artık. Bence de yeter. Gidiyorum ben. Kaç bakalım. Daha ne kadar kaçacaksın? Sürpriz davetin yüzünden bütün programımı alt üst ettim, biliyor musun? Bu kadar yoğun olduğunu unutmuşum Ünal. Kusura bakma. Beni bir saat beklettikten sonra gelebildiğin için teşekkür ederim. Salata. Formumuza özen gösteriyoruz her zamanki gibi. Detoks olaylarına da başladın mı?
Detoks, botoks. He? Dur bakayım. Kaşını mı kaldırdın biraz yoksa? Yok yok. Benim eski karım natürellikten hoşlanır. Belki 10 yıl sonra he? Ünal. Meme kanseri. İkinci evrede. Efendim Nehir? Emir, Hande'den haberin var mı? Yok. Ya sabahtan beri arıyorum, telefonu kapalı. Merak ettim. Nehir, bilmiyorum ve ilgilenmiyorum, tamam mı? Görüşürüz. Çok saçma. Saçmalık bu. Kendine gel Ünal. Seni buraya Emir için çağırdım. Emir'i sana emanet edebilirim. Can daha çok küçük. Ama onun düzgün bir babası ve düzenli bir hayatı var. Ama Emir ve sen... Bak Aysun ben... Bir dakika. Ne olur. Sadece bir defa sözümü kesme ve beni dinle. Emir için çok endişe ediyorum Ünal. O sana benziyor. Senin gibi. Bir hata yaptığında dayanacak bir omuz bulamazsa hata yapmaya devam ediyor. Onun birine ihtiyacı var. Bir kılavuza ihtiyacı var. Onun yanında olman gerekiyor Ünal. Bak. Benden sonra senden tek istediğim şu. Onun yanında olacağını bilmem gerekiyor. Oğlumun başı sıkıştığında birine ihtiyaç duyduğunda yanı başında onu koruyacak, onun yanında olacak bir babası olduğunu bilmem gerekiyor. Onu bir tek sana emanet edebilirim. Niye geldik buraya? Karşılıklı bir çay içeriz diye düşündüm. İkimiz baş başa. Ben eve geç kalıyorum. Feriha, biz artık nişanlıyız. Baban arar, benden sorar seni. Hem ben izin aldım babandan. Benden habersiz babamdan izin aldınız.
Yani bir değişiklik olur diye düşündüm. Hem biraz temiz hava alırız. Benim ders çalışmam gerekiyordu. Sadece bir çay içeceğiz 10 dakika. Hem konuşmuş oluruz. Hadi. Buyur Seher. Ya 2.50'liğim var mı bozuk? Müşteri bekliyor da. Olması lazım bakayım. Ay vallahi insanı evlilikten soğutur bunlar. Ya bunların hepsi böyle gelini, kaynanası. Ya hep birlikte geliyorlar dükkana. Dır 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 dır. Kavga ediyorlar gidiyorlar. Vallahi anlamadım ben bu işten bir şey. Gözüm korktu evlilikten. Yani bunlar şimdi daha ha demeden böyle kapkaçak kavgası yapıyorlarsa bunların evliliğinden ne olur Allah bilir. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şey Seher. Kaçta çıkıyorsun? Ya diyorum ki hani akşam çıkıyorsun ya otobüs durağına gideceksin. Ben de diyorum ki beraber gitsek olur mu? Çok tatlısın ama şey ben normalde pek fazla otobüse binmiyorum. Feyyaz Bey sağ olsun beni evime kadar bıraktırıyor. Bizim patron biraz şeydir de yani iyidir o bakımdan yani. Ha. Anladım. Tamam. Görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Valla işte askerliği aradan çıkardıktan sonra borç harç dükkanı açtım. Çok şükür Allah da yüzümüze güldü. Borcu harcı kapattık. Şimdi kendi yağımızda kavrulup gidiyoruz işte. Hep ben anlatıyorum. Biraz da sizi... Dilim şaşırıyor işte benim de. Sen mi siz mi alışamadım hala. Yani sen konuşursun, ben dinlerim demiştim ama... sen pek konuşkan değilsin herhalde. Anlatacak bir şeyim yok. Olur mu hiç? Yani konuşmadan birbirimizin huyunu suyunu nasıl anlarız? Yani... ben de pek girişken değilimdir ama şu utangaçlığı atsak artık, anlasak birbirimizi. Ha, çayın soğumuştur. Değiştirelim istersen. Bakar mısınız? Aman. Of çocuk. Feriha yüzüğün. Yüzüğün yok. Feriha. Feriha. Yo yo. Benim hanım ben. Hoş geldin Rıza. Hoş bulduk. Kız gecikecek biraz. Hayrola? Halil. Çay bahçesine gitmek için izin istedi. Çay içmeye.
Yok. Burada da yok. Ya nasıl düşer? Parmağına tam oluyordu. Elimi yıkarken falan çıkarıyorum. O arada kayboldu herhalde. Çıkarıyor muydun? Feriha nişan yüzüğü öyle olur olmaz çıkarılmaz ki. Hadi arabada yok işte. Gidelim mi artık? Okulda mı düştü acaba? Belki sınıfta düşmüştür, birileri bulmuştur. Gidip baksak mı? Biraz sakin olur musunuz? Neyse. Tamam. Cana geleceğine mala gelsin. Yarın gider hemen yenisini alırız. Yani parasında değilim. Feda olsun sana da... Parmağın boş kalsın istemiyorum Feriha. Yani içim içimi yiyor seni düşünürken. Düşünürken derken... Yani okulda başına bir şey geldi mi... Yine birileri rahatsız etti mi falan diye. Yani yanlış anlama. Haftası dolmadan yüzük kayboluyor. Olacak iş değil. E oldu işte baba, ne yapayım? O nasıl konuşmak öyle ters ters? Kayboldu işte baba. Halil yarın gider alır yenisini. Evet, merak etmeyin, parmağım boş kalmaz. Feriha. Hadi yemeğinizi yiyin. Biz önlemlerimizi aldık, kapasitemizi arttırdık. Artık çeşmeye yaklaşmak için inşallah uygun adım ilerliyoruz. Oo, Ünal Bey. İzmir, İstanbul, her yeri... Merhaba Emir. Erkencisin, yalnızsın. Hasta mısın yoksa? Bu bir şey mi oldu? Yok, yorgunum. Aç mısın? Hayır. Yukarıdayım. Yatacak mısın yoksa? Evet. İyi geceler. İsmim Nevzat Güldoğan. Burası bir balık lokantası. Yöremize gelen insanlar genelde buraya balık yemek için gelirler. Benden sonra... senden tek istediğim şu. Onun yanında olacağını bilmem gerekiyor. Oğlumun başı sıkıştığında... birine ihtiyaç duyduğunda, yanı başında onu koruyacak, onun yanında olacak bir babası olduğunu bilmem gerekiyor. Ne yaptın yüzüğü? Ha? Okulda takmıyorsun değil mi? Oğlan görmesin diye saklıyorsun. Taka çıkara taka çıkara kaybettin yüzüğü. Ben de kendimle kavga ediyorum. Acaba kızımın başını mı yaktım diye. Ama sen sonra öyle bir şey yapıyorsun ki... durma anne diyorsun. Durma. Çünkü sen tutmazsan ben zaten kendi başımı yakacağım diyorsun. Sen ne düşünüyorsun anne? Yüzüğü çıkarıp ikisini birden mi idare ediyorum? Ben artık bir şey düşünmüyorum ki Feriha. Sen öyle bir kıydın ki bana, ben artık düşünecek akıl bulamıyorum. Ben sana kıymadım anne. Kıyamadım.
Öyle olsaydı bana bunu yapmanıza izin vermezdim. Beni kendi dünyamıza hapsetmenize izin vermezdim. Ne yapardın? Kaçar mıydın? Ha? Nereye kaçacaksın? O uyduruk yalan dünyanın. O dünya seni ne kadar taşıyacak Feriha? Yatsıya kadar mı? Sonra? Açıldı yine. Diklenmeye başladın. Ne diyorsun Mehmet ya? Ya dayılanma Mehmet. Sen bu Halil'i sevemeyeceksin değil mi Feriha? Niye soruyorsun bunu? Bir şey değiştirecek mi benim Halil'i sevip sevmeme? Bu adamın ekmeğini yiyorum, tamam mı? Eğer yüzüğü falan ısıtacaksan şimdiden söyle. Çıkayım adamın yanından. Ben de bir an gerçekten beni düşünüyorsun sandım. Kardeşim. Umrunuzda bile değilim ki ben sizin. Senin bütün derdin işverenine karşı mahcup olmamak. Saçmalama. Onu mu diyorum ben sana? Beni adam mahcup etme, git güler yüz yapma diyorum sana. İçindeki neyse söyle. Ona göre ben de kendimi ayarlayayım diyorum. Bir önemi var mı benim içimdekinin? Seni Halil'e ben vermedim Feriha. Verirlerken ne yaptın? Oturdun izledin. Ya delirtme beni. Senin o dergilerde çarşaf çarşaf fotoğrafların çıkmasa ben babamın karşısına dikilmez miydim? Kardeşim veremezsin demez miydim? Ama sen elimi kolumu bağladın. Hepimizin elini kolunu sen bağladın Feriha. Kandır kendini. Hiçbirinizin umurunda değilim ben. Üstünü de değiştirmemişsin. Uyumadım çünkü dışarıdan yeni geldim eve. Gece sen uyuyunca dışarı çıkmıştım. Şimdi de bir duş alıp uyuyacağım izninle. Evet. Hande ile konuştun mu Emir? Cevabı bildiğinden eminim. Ne diyor? Konuşmamış. Bu hiç normal değil. Dünden beri belki 100 kez aradım. Telefonu kapalı. Okuldan sonra bir gidip bakacağım. Nehir, kız kafasını dinlemek istemiştir. Rahat bırak kızı. Ya ne oluyor size? Emir'i arıyorum, umurumda değil diyor. Sen rahat bırak ayaklarındasın. Ne hali varsa görsün diyorsun resmen. Ay gelirim tabii, gelmez miyim? Nerede? Tam saat ve adres ver bana. Hı. Evet evet. Susma, sustukça sıra Sugar'a gelecek. Hadi canım, eylemde görüşürüz. Bye bye.
Ne dedin sen? Nerede görüşürüz dedin? Aa, benimle Butu'ya geliyordun. Programı değiştirdim. Eyleme gidiyorum anne. Ne? Ne eylemi? Hayvanlar için. Sokak hayvanlarına yapılan zulmü protesto edeceğim. Delirdin mi Lara sen? Hiçbir yere gidemezsin. Ben ne diyorum Lara? Aa! Feriha, Yüzüğe isim yazdıramadım. Hafta sonu beraber gider yazdırırız. Beklemek istemedim. İyi günler. Şey, rica ederim bu sefer dikkat et. Kaybetme Yüzüğü. Parmağın boş kalmasın. Huzursuz oluyorum. Şerifeciğim gel gel, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Öyle habersiz geldim ama vallahi bir çayını içeyim dedim. Aslan iyi yaptın, ne güzel, gel. Nişan telaşı bitti biteli, şöyle karşılıklı laf dayamadık. Öyle oldu hakikaten. Şey, ben çayı demlemiştim, hemen doldurayım. Rahat ol. Nasılsınız Şerife? Vallahi iyi diyelim, iyi olalım. Siz nasılsınız? İyiyiz vallahi, ne olsun işte. Biz de. Halil'im sabah kalkar kalkmaz kuyumcuya gitti. Ya ya, vallahi kız kaybetmiş yüzüğü. Ya kaybetmiş, nasıl kaybettiyse. Ne yapacağız canım Allah'a? İnsanlık hali. Düşürdü herhalde. Genç. Parmağına tam olan yüzük. Nasıl düşüp gittiyse artık. Ya Halil'im işli çocuktur. Ketumdur. Hiç derdini, tasasını açmaz. Ana yüreği işte. Onun bir bakışından anlarım. Oğlum dertlenmiş de içine atmış. Yüzük meselesi üzdü onu. Anladım. Ne? Öyle. Anılar anlar Şerife. Anlar anılar. Zehra, bu nişanı uzatmak çocuklar için iyi olmayacak. Ne senin kıza ne benim oğlana yaramayacak. Gel biz bu işi tezelden yaza kadar tamamına erdiriverelim. Şimdi size işletme kulübünün bir projesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Üst sınıflardan arkadaşlarla eşleşip hayali bir şirket işleteceksiniz. Bu sizin dönem projeniz olacak. Bu projede birinci sınıftan arkadaşlarla birlikte çalışacaksınız. Üst-as ilişkisi çerçevesinde partnerinizle birlikte hayali bir şirket kuracaksınız. Eşleşme listelerini panoya astık. Şerife, biz o kadar konuştuk baştan diyeceğimizi dedik. Yani bu okul bitmeden bu iş olmaz. Vallahi konuştuk konuşmasına da nişanlılık bu kadar uzun olur mu? Görülmüş şey mi? Ayol, sen kız anasısın. Başta seni bu işin uzamasına razı gelmemen lazım. Adetimizde nişan hiç yıllanır mı? Hayır, siz başta bu söylediklerimizi kabul ettiniz. Yani şimdi ne oldu da vazgeçtiniz bundan? Ayol, biz erkek tarafıyız. Bize göre hava hoş. 4 yıl değil, isterse 14 yıl olsun. Ama
Ben sizi, gelinimi düşündüğümden konuşuyorum. Mezhebimiz belli. Laf bize değil, size gelir. E bu saatten sonra size gelen laf da bize değer. Ya sen bizi düşünme Şerife. Sen bizi hiç düşünme. Yani Halil oğlumuz da sıkılmasın, üzülmesin. Eğer içine sindiremiyorsa... ya bir söz verdim ama içime sinmiyor diyorsa gelsin. Biz buradayız. Aa yok yok aman Halil'i karıştırma. Halil'imin bir şey dediği yok. Suyu bulandırmayalım hiç. Ayol Halil hiçbir şeye karışmıyor. Hiç sıkıntısı yok. Ay, ben kalkayım. Senin işin gücün vardır madem. Yok 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 hiçbir işim yok. Yani ne işim olacak? Bak ne güzel oturduk konuşuyoruz. Daha çay içeriz ya otur otur. Hem ben evleri güçledim zaten artık. Boş boş öyle oturuyorum. Otur. Ay, tabii tabii sen dinlen. Ama yemek işim var ben gideceğim. Oldu canım. Yine beklerim ha. Gel. Oturur. Zehracığım. Hı. Hani yani iki ana dertleştik. Konuştuklarımız aramızda. Ya tabii canım tabii ya. Ben kimseden duyduğumu öbürüne söyler miyim? Tabii aramızda tabii. Kimseye söylemem. Kocama bile söylemem Şerife. Hadi canım güle güle. Çok selamlar Şerifeciğim. Allah'ım aldık. Güle güle canım, güle güle. Ya Şerife Hanım, sen bizi acımadın ama... bizde bir söz vardır, aman dileğine kılıç kalkmaz. Fırsatını bulunca nasıl da takıştırır lafını. Sen benim dediklerimi Yunus Bey'e dediydin demeye getirdi hemen. İyi deli. Feriha Yılmaz sensin değil mi? Evet merhaba. Saner sen de. Evet işletme partnerim. Memnun oldum. Nasıl yapalım? Bir saat sonra işletme kulübüne gel. Ben kulüp başkanıyım. Tenha da olur. Kafa yorup ne yapacağımıza karar veririz. Tamam görüşürüz. Arkadaşım bakar mısın? Bu kadar mıyız yani? Bir avuç bile değiliz öyle mi? Ne yapalım? Öyle olsun. Hadi artık. Hayvanlar da vardır. 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 İzinsiz gösteri yapıyorsunuz. Dağılın. Biz hayvanların yaşam koşullarını bozarken izin aldık mı peki? Biz yokken onlar vardı beyefendi. Hanımefendi zorluk çıkarmayın. Dağılın lütfen. Dağılmıyoruz. Bu dünyada her canlının yaşam hakkı var. Siz sadece sokakların düzenini değil tüm canlıları korumalısınız. Bravo. Cevriye Hanım, camları sildin mi? İçini sildim. Dışını silemem ben Sanem Hanım. Anlamadım. Cama çıkamam ben. Yüksekte fena olurum. Dışını silmeden olur mu canım? Görmüyor musun leş gibi? Vallahi yeminliyim ben Sanem Hanım. Çıkamam cama falan. Korkarım ben. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Her hafta başka biri gelecek galiba. Ay ne yapayım? Aklıma yatan birini bulana kadar denemeye devam edeceğim. Ay kadına bak ya. Camların dışını silemem dedi. Evet. Ters biraz belli. Ya niye Zehra teyzeyi çağırmıyoruz? Dalga mı geçiyorsun Cansu? Yok. Gayet ciddiyim. Yani beni dert ediyorsan sorun değil. Hatta iyi bile olur. Feriha'yı merak ediyorum da biraz. Cansu bak Feriha'yı merak ediyorsan kendisiyle konuş tamam mı? Ya bundan sonra Zehra'ya kızıyla ilgili hiçbir şey söyleme, hiçbir şey sorma. Çünkü bir gerilimi daha kaldıramayız.
Ya, tamam, bir şey demedim. Buyur Rıza abi. Rıza abi, bu da ilanımız. Kaçmaz nakliyat. Rıza Yılmaz, Veysel Sabuncu. Nakliyat bizim işimiz. Bizden kaçmaz. Nasıl abi? Ya Veysel, bu biraz fazla labali olmamış mı? Abi reklam yapıyoruz. Hani samimi olmak lazım. Hani telefonumuz, adresimiz, her bir şeyimiz yazılı burada. Bunu gören şap diye bulmalı bizi. Hadi hayırlısı Veysel. Zehra ile bunu konuşacağım. Bugüne kadar Zehra'dan habersiz hiçbir şey yapmadım. Hiç kimseyle gizli saklı bir işim olmadı. Bu saatten sonra da olmaz. İçim rahat etmez. Ben bu akşam gidip Zehra'yla konuşacağım bu işi. Sen bilirsin abi de. Hani yengem olur olmaz şeylere telaş etmez inşallah. Hani biliyorsun, hanımlar efanlı işte biraz. Merak etme, merak etme Veysel. Konuşuruz. Sen bilirsin abi. Ama güzel olmuş değil mi? Zehra. Ay, ay. Buyurun. Müsait, sen biraz bize çıkabilir misin? Zehra, orada mısın? Buradayım Sanem Hanım. Geliyorum, tamam. Annenler içeride mi? Misafirinizi bekletmeyin Beriha Hanım. Ben işleri bitirdim. Anneniz de birazdan gelir. Ben senin anan değilmişim. Sanem Hanım'mış senin anan ha. Gel Zehra. İçeri gel, konuşalım biraz. Sen... Proje ortağın. Evet. Tanışma faslına geçmemize gerek yok herhalde. Başlayalım mı? Ben başkasıyla eşleşmiştim. Başkası yok. Ben varım. Saçmalama.
daha fazla saçmalayabilirim. Ne demek bu? Buradan çıkamazsın demek. Sen ne zannediyorsun kendini ya? Nasıl bir şey bu? Kendini çalışmaya hazır hissettiğinde haber ver Feriha. Yani yine bize gelir misin Zehra? Eskisi gibi. Yok, gelemem. Gelemez misin? Yani benim günlerim dolu da onu demek istiyorum. Eski günlerimizde gelmen şart değil. Hangi gün istersen o zaman gelirsin. Tamam ama benim günlerim hepsi dolu da... ama ben bir bakayım, boşalacak olursam size haber veririm, olur mu? Peki Zehra. Oldu, ben artık kalkayım. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Özür diledik. Hemen şımardı. Yok işte, kitlesel dayanışma diye bir şey yok. Size son kez söylüyorum, gitmiyor musunuz? Oturuyoruz işte, Allah Allah. Sizi şöyle alayım, zorluk çıkarmayın. Kene'den ölenler hep sizin yüzünüzden. Kuş gribi diye kuşları tavukları yok ettiniz. Bir de bize zorluk çıkarmayın diyorsunuz. Hadi, hadi geç. Yürü. Çıkmak istiyorum ben buradan hemen, şimdi. Ne fark eder? Şimdi çıksan yarın yine yanımda olacaksın Feriha. Bu projede benimle çalışmak zorundasın. Bak ben sana başkasıyla eşleşmiştim diyorum. Ben de yine eşinim diyorum. Hem o çocuk başkasıyla çalışacakmış. Bu yaptığın resmen zorbalık. Zorbalık mı? Zorbalık ne biliyor musun? Zorbalık günlerdir bana yaptığın şey. Bize yaptığın şey Feriha. Ne istiyorsun? Eski günlerdeki gibi mi olalım? Feriha kaçar, Emir kovalar. Emir yakalar, Feriha yine kaçar. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Gelirken bana da bir çay getir, olur mu? Mehmet, gel bakalım. Buyur abi. İşe başlayalı tam bir ay oldu. Al bakalım. İlk maaş. Hayrını gör. Eyvallah. Sağ olasın. Sen sağ ol. Hem bana yol arkadaşlığı yapıyorsun, hem de dükkana gözün gibi bakıyorsun. Bana güvendin, iş verdin. Ben de güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Allah razı olsun. İnşallah bir ömürde beraber götürürüz bu işi. İnşallah abi. Ya şey diyeceğim. Hazır öğle tatiliyken bir çarşıya çıksam, evdekilere bir şeyler almak istiyorum da.
Git tabii git. Bir bak, sevindir onları da. O zaman ben bir yarım saate dönerim. Tamam, rahat ol, ben buradayım. Nereye Mehmet Bey? Öğle yemeğine mi? Yok, çarşıda bir şeyler bakınacağım da. Neler bakınca? Ya bugün ilk maaşımı aldım da evdekilere bir şeyler alayım diyorum. Ay ne güzel. Neler alacaksın? Ya benim ufak kardeş var. Ona çanta falan işte. Ay benim de öğle tatilim bitmedi daha. Dur ben de seninle geleyim. Hem çok sıkı pazarlık yaparım var ya, seni asla kazıklatmam. Zaten bir şey alayım almayayım bayılıyorum çarşı pazar gezmeye. Dur bekle. Seher Hanım. Buyurun Feyyaz Bey. Nereye böyle mesai saatinde? Öğle tatilim daha bitmedi ki. Arkadaşımın çarşıda bir işi varmış, ona yardım etmeye gidiyorum. Ya şimdi benim yüzümden patronunla papaz olmayasın. Aman yok, bir şeycik olmaz. Hadi gel bak, şu köşede çok güzel bir kırtasiye var. Emir bırak artık, gideyim lütfen. Bakamam. Demedim. Ama bırakamıyorum. Bence artık sen şu inadını bırak da eskisi gibi olalım. Yeter artık. Bitti diyorum. Daha kaç kez söyleyeceğim? Bitti mi? Başladığı gibi bitti. Öyle mi Feriha? Peki nasıl başlamıştı hatırlıyor musun? Ben sana hatırlatayım. İşte böyle başlamıştı. Ya ne yaptığını zannediyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne zannediyorsun sen beni? Her şey senin istediğin gibi olacak değil mi? Yolumu kesersin. Kapıları kapatır, beni zorla öpersin. Çıkmayacak. Merak etme.
Sen bu işi biliyorsun. Vallahi hiç gocuk. Çatır çatır yaparım pazarlığı. Ayol biz de esnafız. Biliyoruz ya. Yani. Zaten hepimiz yapmıyor muyuz ayrı paraları? Bakma ben daha da azaltırdım da. Sen sıkılıyorsun ya. O bakımdan yani. Sen nasıl bir şeysin öyle ya? Ya ne bileyim böyle kıpır kıpır. Böyle hayat dolu birini görmedim ben. Öyle miyim? Öylesin tabii. Kuş gibisin. Kuş gibi. Evet. Cik cik gibi. Ya yani cıvıl cıvıl. Anla işte. Ay. Vallahi arkanı kaşı nazar değdireceksin. Cik cik cuk cuk. Ay. Bu arada cik cik cuk cuk. Ben lafa daldım geç kaldım değil mi? Hadi görüşürüz. Göz görmüyor. Ne? Bu. Oo, vallahi görmüyorum artık ben. Ay Rıza geldin mi? Dur. Hoş geldim, geldin ya. Geldim. Hoş bulduk. Ay ne olmuş böyle üstün toz içinde ya? Oy 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 oy. Bu ne ya böyle? Ay ay ay. Ellerimi yıkayayım da bir oturup konuşalım. Tamam. Ya bu böyle çıkmaz. Ben bunu bir bezle sileyim de. Bu ne? Kaçmaz nakliyat. Rıza Yılmaz. Veysel Sabuncu. Ana. Rıza! Rıza sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen neyine güvendin de bunu yaptın? Allah aşkına ya bana bir şey söyle Rıza. Ben şaka yaptım da yok öyle bir şey vazgeçtim de. Sen bu adamla nasıl ortak oldun sen? Sen aklını mı kaçırdın Rıza? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu he? Senin gözün görüyor mu kulağın duyuyor mu? Bu ne ya? Sen nasıl bu adamla ortak olursun ya? Sen nereden buldun parayı? Sen bankalardan mı aldın yoksa? Rıza nasıl yaparsın? Sen nasıl borç para alırsın bankadan? Arta satacak tarlamız da yok ya Rabbim. Nasıl ödeyeceğiz Rıza? Ödeyemezsek kapislere alacaklar bizi. Ya sabır ya Rabbi, ya sabır. Ya sen bana sormadın. Sen bu herife nasıl güvendin Rıza? Sen bu adama mı güvendin? Senden izin mi alacaktım ha? Aklım yok mu benim? İş kurduk, iş. Senin aklın keser mi bu işleri? Ben sana ne diyeyim Rıza? Ben sana ne diyeyim Rıza? Hayırlı olsun de. Allah işini rast getirsin de. Bu kadar da bu kocana itimadın yok. Durup dururken mi girdik biz bu işlerin içine? Oğlanın borcunu kapamak için girdik. Bak, ucu ucuna taksit taksit öderken birdenbire bir nişan işi çıktı başımıza. Kaç taksit ödeyeceğiz o arabanın borcunu biliyor musun sen? Kaç yıl ödeyeceğiz? Sen bu adama nasıl güvenirsin ya? Sen bu adama nasıl güvenirsin? Sen nasıl bunu ortak yaparsın? Ya sen bana bile sormadın, bana sormadın Rıza. Sorsam ne diyecektin sen bana? He? Benim sana, senin aklına, yaşına başına hürmetim yok. Razı değilim mi diyecektin? He? Bunu mu diyecektin kocana? Bu işler gece gündüz reçel kaynatmayla olmaz. Bak, sen de yoruldun. Bu saatten sonra harala gürele temizle can mı dayanır? 8 numarayı bıraktın. Kala kala 3 eve kaldın. Dağ gibi borç benim aylığımla senin haftanın 3 dolu gününle mi ödenecek ha? O madrabaz herif senin böyle mi kanına girdi ha?
seni böyle mi kandırdı Rıza? Ah be Rıza, ah be Rıza. Sen neyine güvendin ya? Sen neyine güvendin? Kendime güvendim Zehra Hanım. Kendime. Haklıydık anne. Kimseye bir zararımız yoktu. Yerlerini işgal ettiğimiz hayvanlara yaşam hakkı vermek zorundayız. Ya doğanın dengesini boz boz nereye kadar ya? Evde göstereceğim ben sana doğanın dengesini. Yürü. Ay kesene bereket oğlum. Çok güzel rengi de. Sağ ol. Güle güle kullan anne. Sağ ol. Kesene bereket Mehmet. Cüzdan da çok işime yarayacak inşallah. Cebinde paralanır inşallah baba. İnşallah, inşallah. Geliyor. Bunu da sana aldım. Kalem işte. Ders çalışırken falan şey yaparsın. Çok beğendim. Duyulmuş abi sana çantamı almış. Bunları buraya koyalım. Buraya, buraya. Hadi gelin bakalım. Size bir diyeceğim var. Gel Ömer babam. Yemeği çağır. Kalk. Sonra yerleştirirsin annem. Gel. Gel oturalım. Biz Veysel'le bir dükkan açıyoruz. Nakliye işi yapacağız. O nereden çıktı baba? Öyle. Çıktı işte. Hayırlı olsun. Şaşırdım. Sağ ol. Hayırlı olsun baba. Sağ ol kızım. Ben yemekleri koyayım artık. Spor nasıl gidiyor bakalım? E işte. Yarın Lara ile yine gideceğiz. Haftada ikiye çıkardık. Şimdilik. Bizim otelin spor salonunu beğenmemene bozuluyorum ama. Gittiği spor salonunu cazip kılan şeyler var. Hiç üstüne alınma Haldun. Cazip kılan hiçbir şey görmedim daha. Afiyet olsun. Sizi böyle keyifli görmek çok hoşuma gidiyor. E hazır ikimiz de keyifliyken değişik bir şey yapalım bu akşam. Baş başa dışarı çıkalım. Bak çok güzel bir kulüp açılmış. Gidip eğlenelim. Çok isterdim hayatım ama benim otele dönmem gerekiyor. Gece yarısı yurt dışından çok önemli misafirler gelecek. Gidip kontrol etmezsem aklım kalır. Artık geceleri de mi çalışmaya başladın Haldun? Başka bir zaman nereye istersen. İyi geceler. Hey.
Artık seni sevmediğim aklımın ucundan bile geçmiyor. Sesimde söyleyemediğim sözler var. Gizleyemediğim gözyaşlarım. Silip de unutamadığım. Mir, yeter artık. Bitti diyorum. Daha kaç kez söyleyeceğim? Bitti mi? Başladığı gibi bitti. Öyle mi Feriha? Peki nasıl başlamıştı hatırlıyor musun? Ben sana hatırlatayım. İşte böyle başlamıştı. Bir çaresi bulunur elbet yarın yeniden yaşamanın. Bir çaresi bulunur elbet canım bir uyuyup uyanalım. Ah bir yolu vardır elbet yarın yeniden yaşamanın. Bir çaresi anne. Ne istiyorsun? Konuşmak istedim. Eskisi gibi dertleşmek istedim. Yanında olmak istedim. Dükkan içine çok üzüldüm ben biliyorum. Eskiden olsa gelip anlatırdın ama şimdi hiçbir şey söylemiyorsun. Üzülme anne. Ben yanındayım. Yalancı da olsa kızın yanında. Thank you.
Of Lara ya. Biz de hep er olmadık zamanlarda gidiyoruz. Çok özür dilerim canım. Ders programını Sarıfoğlu'na denk gelecek şekilde ayarlamaları için okulu tehdit etmeyi unutmuşum. Günaydın Ömercik. Günaydın. Günaydın Ömer. Bak abim aldı. Vay çok havalı. Abin çok zevkliymiş. Dur bakayım fermuarı açık bunun. Allah Allah. Sıkışmış. Kalem kutusu çok kocaman bir şey, sığmıyor. Neyse. Kapanmıyor. Hoşçakallar abla. Görüşürüz. Yeni kanka yapmışsın. Evet. Bazılarımız arkadaş edinmeyi bilmiyor diyelim. Cansu ile aran nasıl? İyi olmaya çalışıyoruz. Ya bu aralar biraz gerildik ama toparlayacağız inşallah. Sıkılmışsın sen. Ay dur dur. Hemen havanı değiştirecek bir haber vereyim sana. Geçenlerde yurt dışından misafirlerimiz geldi. Şöyle bir boğaz havası alalım dedik. Tekneyle gezmeye çıktık. Bu arada marinada kimi gördün bil bakalım. Kimi? Levent Bozbeyli'yi. Aa, Levent. İnanmıyorum. İnanamazsın. Ben de inanmıyorum. Koskoca Bozbeyli'lerin oğlu Levent, marinada demeli bir teknede çalışıyordu. Teknede mi çalışıyordu? Vallahi bir şeyler tamir ediyordu. Üstü başı motor yağı içindeydi. Aa, Levent İstanbul'dasın, ne yapıyorsun burada dedim. Yüzüme şöyle bir baktı, çalışıyorum dedi. Hiç şaşırmadım. Ondan beklenir. Levent her zaman başka türlüydü zaten. Ben senin kadar tanımıyorum tabii. Ben Levent'le tanıştığımda yaşı epeyce bir küçüktü. Yaşça senden de bir gençti yanılmıyorsam eğer. Tabii canım. 4-5 yaş küçüktür benden. İzmir'de bizim ailelerimiz çok iyi görüşürdü. Ben ona ablalık yapardım. Tabii öyle bir fırlamaya ne kadar ablalık yapılabilirse. Fırlamalığını bilmiyorum. Ama gayet hoş, yakışıklı ve karizmatik bir adamdı. Bir de konuşurken gözlerimin içine dik dik bakması... Gözümü nereye kaçıracağımı şaşırdım. 5 yaş genç olmuş olsam niyeti bozardım inan. Hadi canım, artık benim gitme vaktim. Artık sıra sende. Haldun da al gel, birlikte yemek yapalım bir gün. Haldun hafta sonu dönüyor. Konuşup mutlaka bir şeyler ayarlarız. Mutlaka. Gülay, hangi marina demiştin? Ya çok merak ettim. Gidip bir baskın yapayım. Abi inanamıyorum ya. Yani proje için okulun en embesil çocuğuna düştüğüme inanamıyorum yani. Çocuk 3 sene okulda değil mi sanki? Hay Allah'ım ya. Sen bağlısın yine işletme kulübünün başkanına düştün. Emir'le çalışacağım ben. Ne? Çocukla anlaşmış, eş değiştirmiş. Eskiden olsa çok romantik diyebilirdim yani. Eskiden derken? Yani siz ayrıldınız ya, o yüzden öyle söyledim. Sen ne yapacaksın? Çalışabilecek misin onunla? Mümkün değil. O yanımda olunca dünyada ondan başka bir şey kalmıyor sanki. Zaten her şey çok zor. O yanımdayken ondan uzak durmaya çalışmak çok zor olacak. Feriha? Hiç. Yani çalışmayacağız işte sonuçta. Yani ben çocuğa gideceğim, eski eşleşmeye dönelim diyeceğim. Bence de. Hadi gel. Senin de kalacak nedenin yok o zaman. Neyse hadi sana güle güle. Ben pilatese gidiyorum. Hayır ya. Ben spor yapacağım. Buradayım. Pilates odasından da kimse gözükmüyor ayrıca.
Ne demek seninle çalışmak istemiyorum ya? Ben partnerimden memnunum. Allah Allah. Emir gözünü nasıl korkuttu acaba? Beni bu işe karıştırmayın Feriha. Yok abi ya. Resmen gitmiş işte. Anlamıyorum. Nereye gitmiş ki? Bilsem sabah aradım, uyandığımda telefonu kapalıydı. Kalktım evine gittim. Hizmetçiyle konuştum. Bavulunu aldı gitti dedi. Tek başına. Aynen, tek başına. Ya kızım annesine sorsana. Aradım ama açmadı. Nasıl gidiyor? İyi. Gördün mü kimseyi? Kim var mı? Dikkat et, tamam. Cansu, inanamıyorum sana. İyi misin? İtiraf et, bilerek düştün değil mi? Haber İzmir'de. Bazı şeyler hiç değişmiyor değil mi? E sende de bir değişiklik yok. Hala evlisin. Ne diyebilirim ki? Evli olmayı seviyorum. Teknede çalışıyorsun demek. Daha ne kadar buradasın? Katlanabileceğim kadar buradayım şimdilik. Sonrası? Sonra artık rüzgar nereden eserse. Hadi gel, evime gidelim. Aa, ev mi tuttun? Ha, kalıcısın yani. Ama benim o kadar vaktim yok. Sadece Gülay rüya mı gördü yoksa gerçekten burada mısın bilmek istedim. Saniye. Şu an evimin önünde duruyorsun zaten. Ne? Günaydın Zehra. Günaydın. Afiyet olsun Canan Hanım. Teşekkür ederim.
Hande kalkmadı mı hala? Git kaldır. Kızımı özledim. Hande Hanım evde yok efendim. Aferin ona. Demek erkenden çıktı. Hande Hanım zaten yoktu efendim. Geçen gün bavulunu aldı gitti. Nereye gitti? Bana haber vermeden mi gitti? Telefonumu getirir misin? Hande'yi arayacağım. Hande Hanım telefonu da almadı efendim ama o sizi arayacaktı. Ne demek telefonu almadan çıktı? Nereye gitti? Canan abla arıyor. Allah Allah. Efendim Canan abla. Alo, Emir'cim nasılsın? İyiyim. Canım, Hande senle mi? Yok, ben okuldayım. Yanımda değil. Peki nereye gittin, ne yaptığını biliyor musun? Bilmiyorum. Bir yere mi gitmiş? Bavulunu toparlayıp gitmiş. Cep telefonunu yanına almamış bile. Ah Emir neler oluyor? Bir şey biliyorsan lütfen söyle. Hande telefonunu almadan banyo bile gitmez. Yok Canan abla bir şey bilmiyorum. Peki bir de ben Koray'ı arayayım. Koray zaten yanımda da o da bir şey bilmiyor. Tamam Canan abla sen merak etme mutlaka geri döner. Oldu, görüşürüz. Benim ne oluyor? Hande. Gitmiş. Canan Hanım arı kesici istiyor. Başı tuttu değil mi? He. Kız iki gündür ortada yok. Hanımefendi daha yeni fark etti. Nasıl oluyor da oluyor böyle ya? İki gündür kız evde yok, farkında değil. Şimdi eşe dosta soruyor kız nerede diye. Kendisi iki gündür evde miydi diye bir sorsana. Zaten bunların gelenleri gidenleri hiçbir şeyleri belli değil ki. Vallahi olan kızı oluyor ya. İlgisizlikten tabii. Bunun bir ortası yok mu? İnsan evladını sıkmadan, gevşetmeden sevemeyecek mi ya? Zehra Hanım. Hı. Hadi. Tuttu. Ya ne demek gitmiş ya? Bize niye söylemiyorsun Nehir? Söylemedim mi? Pardon ama Emir'i aradım, yüzüme kapatmaktan beter etti. Sana söyledim, ben ne bileyim dedim. İkinizin de çok umrundaydı sanki. Ya telefonunu almadan nereye gider bu kız? Allah'ım çıldıracağım ya. Kafası bir şey bozuldu kesin. Son günlerde de zaten hiç iyi değildi. İki gün olmuş. Bu kadar merak ettiğinizi bilseydi çok duygulanırdı. Ya sen ne dedin, ne yaptın çocuğa ya? Tehdit mi ettin? Hayır, korkusundan konuşamıyor da benimle. Ne istiyorsun Feriha? Ne mi istiyorum? Benimle çalışmak istemiyor musun? Çalışma o zaman. Ne demek benimle çalışma ya? Puan alacağım ben bu projeden. Yani? Ne diyorsun ya? Ne demek yani? Yüzüme bakmadan yani mi diyorsun bir de? Ne oldu? Yüzüne bakmadan konuşmam hoşuna gitmedi mi? Ben alıştım. Sen de alışırsın. Ha, eğer çalışmak istiyorsan yarım saat sonra kulüpteyim.
İstemiyorsan da kendi başına çalış. Yüzen ev. Demek kendi çizdiğin teknede yaşıyorsun. Gülay da seni zavallı bir miço sanıyor. Vallahi motorda ufak bir sıkıntı vardı. Onunla uğraşıyordum. Ben o ara Gülay geçti, ne yapıyorsun dedi. Ben de cevap verdim. Hepsi bu. Her zamanki Levent. Kimin ne düşündüğünü hiç umursamaz. Ve şu meşhur bakış. Abartma Sanem. Beni daha yeni tanımıyorsun. Doğru. Sen 20 yaşındayken de böyle bakıyordun. Dik dik. Sen de hep böyle gözlerini kaçırırdın. Diğer bütün kadınlar gibi. Aa, dur bir dakika. Sen hep ne derdin? Gözlerini gözlerimden kaçırmayacak bir kadına rastlarsam... Hayatımın kadını olacak. Tamam. Eğer seni ararsa derhal beni aramasını söyle. Telefonu almadığı için ona çok kızgınım. Tamam. Hoşça kal. Canan Hanım, ben işleri bitirdim. Al Zehra. Sağ ol. Bu arada haftaya yatılı yardımcımız başlayacak. Yani sen de kendini ona göre ayarla. Birkaç hafta o alışana kadar devam ederiz böyle. Tamam. Hadi hoşça kal. Ya Zehra, bir ev daha eksildi. Hatta gelmişiz de abi. Oh, çok şükür. Bismillahirrahmanirrahim. Çok iş var, çok ama... hakkından gelebileceğiz mi bunca işimiz abi? Yapabildiğimiz kadarıyla be Veysel. Hafta sonu Mehmet'le senin damat gelir. Bir el verir, hop, halloldu gitti. Hadi öylesin. Tutturunuz abi şunu. Hadi bakalım. Senin karşında oturmanın ne kadar zor olduğunu unutmuşum. Gerçekten sinir bozucu bir adamsın Levent. Ben de seni özlemişim İzmir. Artık gitmem gerek. Gün batımını kaçıracaksın. Evli ve iki çocuklu bir kadınım. Neleri kaçırdığımı bilmek istemezsin. İki mi? Eşimin ilk evliliğinden bir kızı var. Yani aynı hatayı ikinci kez yapanların bir buluşması. Evlilik düşmanı. Ne istediğini bilen çocuk. Ne istemediğini bilen adam. Seni görmek güzeldi. Bir dahaki sefere gün batımını kaçırma o zaman. Bir daha gelebilir miyim bilmiyorum. Yani ev, çocuklar. Gün batımı İzmir, gün batımı. Hadi. Evet geldim. Hadi başlayalım. Evet. Bir eğlence merkezi işletmeye ne dersin? Ben de yararlı bir şeyler düşünmüştüm. Sağlık merkezi mesela.
çok sıkıcı. Eğlence merkezi de benim için sıkıcı. Hem herkesin aklına ilk gelecek şey yok. Ayrıca senin bir kulübün var. Haksız rekabet. Peki. Düşünelim o zaman. Herkesin aklına gelmeyecek bir şey olmalı. Sinema, restoran, herkes onları düşünecek zaten. Kadın eli değmeden olacak gibi bir iş değil Rıza abi. Bizim hanımın da canı yok ki gelip ortalığı derlesin. Temizlik için birini bulsak diyorum ha Veysel. Aa, yenge geldi. Buyur yenge, buyur. Hoş geldin. Şeref verdin vallahi. Gir, gir. Hayırlı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı olacak inşallah hepimize. Demek burası Rıza. Burası ya, vallahi yenge. İlk aldığımızda harabeydi. Sonra el birliğiyle toparladık çok şükür. El birliğiyle güzel olmuş. Elinize sağlık Rıza Efendi dükkanınız. Tabii biraz işimiz var da. İşte bir toparladıktan sonra bir iki güne kadar önümüzü göreceğiz inşallah. Çok konuşma Veysel. Git bir kova su getir. Haydi. Tabii yenge, tabii. Anlaştık değil mi? Çiftlik işletiyoruz. Değişik bir şeyler derken çiftlik mi işleteceğiz? Annem bile Face'ten çiftlik işletiyor Feriha. Ha. Peki. Haklısın. İnsan söyle o zaman. Eğlenceli ve basit. Basit eğlence. Ama bak dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Senin için kolay tabii his gibi bir yer düşünüp işletmek. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. İstiyorsan hocayla konuşalım, ayrı ayrı yapalım projeleri. Basit eğlence Feriha. Luna Park. Luna Park. Tamam ya. Süper. Tamam, bir düşüneyim bir dakika. Böyle alternatif bir Luna Park yapabiliriz. Yani böyle içinde nostaljik ve yenilikçi alanlar olur. İlkelden teknolojiye gibi yani. Böyle bir tarafta balerin eteği, bir tarafta sanal gerçeklik. Ben bunu bir düşüneyim. Konuşuruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Zehra, geç otur artık. Yoruldun zaten. Demek burası Rıza. Burasıdır Zehra. Elimizi doğrultacağımız yer burasıdır işte. Ellerine sağlık yenge. Çiçek gibi oldu her taraf, çiçek. Veysel Efendi, Allah işinizi ağız tadıyla, layığıyla, hakkıyla, hukukuyla yaptırsın. Sağ olasın yenge. Bir yorgunluk çayı istedin yenge. Yok yok yok, ben gideceğim. Apartman boşsa ben gideyim artık. Sağ ol. Allah razı olsun. Ben yarım saate kalmaz gelirim. Oldu, oldu Rıza. Haydi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Selametle. Allah razı olsun. Yengemin de yorgunluktan canı çıktı Rıza abi.
Feriha. Yarın boş dersin var mı? Var. Öğlen. İyi o zaman. Yarın proje çalışmak için alırım seni. Gidip geliriz. Anlamadım. Nereye? Size hedef kitle araştırması diye bir şey öğretmediler mi? Pazarlama yerinde öğrenilir. Tamam, görüşürüz. O adam sana ne diyordu? Hangisi? Biz bir proje için çalışıyoruz da. Ne projesi? Okulla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ödev yani. Beraber ödev mi yapıyorsunuz? Dinleyelim de sonra konuşuruz. Bu iş benim huzurumu kaçırdı Feriha. Hangi iş? Şu ödev işi. Bu adamla görüşmen. Bunlar bana ters. Anlayamadım. Ne demek istiyorsunuz? Sen artık nişanlı bir hanımsın Feriha. Okuldaki davranışlarına, arkadaşlarına dikkat etmeni istiyorum. Yani ne bekliyorsunuz, ne istiyorsunuz benden? Sorumluluklarının bilincine nişanlı bir genç kız gibi davranmanı istiyorum Feriha. O adamla bir daha görüşmeyeceksin. Bu ne demek ya? Siz nasıl karışırsınız benim okul hayatıma? Ne münasebet? Okuldaki... Ben bunu kabul edemem. Kendim giderim önüme. Kolay gelsiniz amca. Sağ olasın. İt enik yüzünden başınız derde girmiş. Duyduk, çok üzüldük. Evet, hayvanların yaşam hakkına saygılı olduğum için acımasız insanoğlu tarafından cezalandırıldım. Be kızım, insanların karnı doymuyor. Nerede kaldı hayvanlar? İlla bir seçim mi yapmak gerekiyor? Hem hayvanları hem insanları dert edemez miyiz? Bana bunları anlatma Rıza amca. Sen bilirsin kızım, sen bilirsin. Feriha, kapıyı aç. Nerem? Ömer yok mu? Burada. Bu çocuk mağdur gibi. Ömer! Ömer! Şık! Kime ne yaptın da geldiler kapımıza? Ne oluyor ya? Yaramaz mı yaptın? Allah abla. Bakalım beğenecek misin Ömer Bey? Güzelmiş. Abinin aldığı çantaya da böyle kalem kutusu yakışırdı işte. Teşekkür et oğlum. Teşekkür ederim. Ne demek?
Koray, iyi misin? Anne yok. Hiçbir yerde yok. Bakmadığım yer kalmadı. Anne hiçbir yerde yok. Sakin ol. Sakin falan olamam arkadaşım. Sakin olmuyorum. Doğruyu söylesene. Gerçekten doğruyu söyle. Zerre kadar merak etmiyorum desene ya. Umurumda bile değil desene. Umurumda olmadığını biliyorsun Koray. Değil. Kimden bahsediyoruz lan biz? Kimden bahsediyoruz? Ha? Anne. Beraber büyüdüğümüz anneden bahsediyoruz. Beraber büyüdüğümüz, beraber güldüğümüz, ağladığımız, beraber yaşadığımız anne ve oğlum. Yaşadığımız anneden bahsediyoruz. Feryadın öncesi yok değil mi abi? Söyle. Feryadın öncesi yok değil mi? Feryadın öncesi yok. Koray. Yok Koray yok. Yok Koray yok. Anne yokken Koray da yok. Anne yoksa Koray bu. Koray bu kadar. Geceler seni düşündüğüm kadar uzun olsaydı dünya güneşe hasret kalırdı. Ay böyle film gibiydi ya. Beni yakaladı. Gözlerime baktı. Ay hala inanamıyorum ya. Emir Sarrafoğlu'nun kucağındaydım neredeyse. Artık spor salonundan çıkmazsın. Ay o kadar yakışıklıydı ki bakışları. Ya, bütün fotoğraflarını böyle ezbere bildikten sonra gerçeği bambaşkaydı ya. Cansu. Ya biliyorum çok heyecanlısın ama yarın erkenden dersin var. İstersen git biraz derslerinle ilgilen. Ben aşık oldum. Cansu. Ya of tamam. Biliyorum. Takıntı sanıyorsun ya da ne bileyim hayranlık falan duyduğumu sanıyorsun. Ya ben de öyle sanıyordum ama bugün onu öyle gördükten sonra, ona o kadar yakın olduktan sonra aşık oldum işte. Hanımlar, ne oluyor bakalım? Hiç. Konuşuyorduk öyle. Cansu'nun spor hayatı giderek daha heyecanlı bir hale geliyor. Evet. Spor yapmayı seviyorum. Canlı reklam. Günaydın. Nasıl gidiyor reklam olayları? Anneme müşteri bulabiliyor musun? Vallahi bilmem ki, sordu birkaç kişi ama işe yarıyorsam ne güzel. Kasma kendini. Bu işler zaman alır. Çok güzel taşıyorsun bu arada. Çok sağ ol. Bye. Görüşürüz.
Mesajlarıma yanıt vermedin Feriha. Verecek cevabım yoktu. Ben dün senin söylediklerini unuttum. Sen de benim söylediklerimi unut. Zoruma gitti ama seni o adamla konuşurken görmek. Ama böyle tanıyacağız birbirimizi. Sen bana bir adım geleceksin. Ben sana koşacağım. Sana bir gün buralardan gidelim demiştim. Hatırlıyor musun? Her şeyi, herkesi bırakıp gidelim. Hatırlamak istemiyorum. Şimdi kapıları kilitlesem, basıp gitsem, ne yaparsın? Beni nasıl durdurursun? Saçmalama. Korkma. Artık beni sevmediğini unutmadım. Emir dur. Korkma dedim. Emir durur musun lütfen? Biz seninle proje falan yapamayız. Biz seninle hiçbir şey yapamayız. Kalsam da seninle çalışmayacağım. Efendim? Emir. Hande? Hande neredesin? Emir ben çok kötüyüm. Ne olur gel al beni buradan. Rüyadayım. Tarif ediyorum. Thank you.
Hadi anne. Bak, annenler, Koray, herkes çok merak etti. Hadi gidiyoruz. Sen merak etmedin mi Emir? Hande hadi. Biliyor musun? Ben hiç kimseyi aramadım. Koray'ı, annemi, Nehir'i. Emir. Emir, ben bir tek seni aradım. Ben sadece seni aradım Emir. Tamam Hande. Şimdi konuşmayalım bunu. Yolda konuşuruz. Hadi. İçeride eşyalarım var, alayım. Sen sarhoşsun. Anahtarları ver de ben kullanayım. Sonra benimkini aldırırım. Şimdi değil, daha sonra konuşalım. Feriha'dan nefret ediyordum. Seni büyülemişti. Sürekli o masum, o farklı, o özel. Çok sarhoştum. Ne yaptığımı bilmiyordum. Ama diğerinde ne yaptığımı biliyordum Emir. O yüzden o paparazzi olayı da beni suçlayamazsın. Ya ben onları gördüm. Aralarında gerçekten bir şey var zannettim. O paparazziyi senin nasıl aldattıklarını gör diye ben tuttum. Ne? Ne yaptın? O fotoğrafları sen mi çektirdin? Ya beni Koray bile affetti. Sen niye affetmiyorsun? Hande sana inanamıyorum ya, bunu da mı yaptın? Emir ne olur beni affet. Emir yalvarıyorum sana, ne olursun beni affet. Thank you.
İstanbul cemiyeti korkunç bir trafik kazasıyla sarsıldı. İstanbul Gece Hayatı'nın ünlü işletmecisi Ünal Sarrafoğlu'nun oğlu Emir Sarrafoğlu, merhum iş adamı Adnan Gezgin'in kızı Hande Gezgin'le birlikte trafik kazası geçirdi. Durumları hakkında bir açıklama yapılmaması Fısıltı gazetesini harekete geçirdi. Sarrafoğlu ve Gezgin'in hayatlarından endişe ediliyor.